İyi akşamlar değerli seyirciler. Transfer raporumuza hoş geldiniz. Dün akşam gerçekten çok spesifik bir gündü transfer adına. Saat 16.30 civarı yanılmıyorsam Galatasaray bir kap bildirimi yaptı. Gerçi yazılıp çiziliyordu Zaha Galatasaray'la anlaşacak büyük ölçüde de ki dün ondan önceki gün Fotomaç gazetesi böyle bir haber yapmıştı. Ve dün akşam saat tam 16.30'da haber futbol kamuoyuna bomba gibi düştü. Galatasaray Wilfried Zaha'yı transfer etti. Çok önemli bir gelişmeydi. Gece de hemen apar topar kap bildirimi geldikten sonra özel uçakla havalimanına geldi. Ve karşılama törenini de biz yayınladık. Bizi izleyen tüm futbol severlere de bir de teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten dün akşam çok önemli bir izleyici kitlesine hitap etmiş olduk. Bizi izleyenlere, izlemeyenlere de çok ama çok teşekkür ediyoruz kanalımız adına. Gürcan Bilgiç ve Mahmut Alpaslan'la bu akşam birlikteyiz. İki kıymetli büyüğüm, dostum, abim. Sizler de ne derseniz deyin. Hoş geldin Gürcan abi. Hoş bulduk Aykut. Hoş geldin Mahmut abi. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Şimdi, İyi yayınlar. Sağ ol abi. Wilfried Zaha'yı konuşacağız ki dün program sırasında da Mahmut abi beni WhatsApp bombardımanına tuttu abi. Çünkü o bölgeyi iyi bildiği için orada da çok çalıştı. İyi bilir fil dişini, Kamerun'u, Kolombiya'yı iyi bilir. Mali. Hadi Güney Amerika neresi dersen. Bu akşam biraz biraz Zaha'yla terleteceğim ama bir formayı göster Mahmut abicim. Vereyim. Bir bizim Almanya'da. Şimdi Engin Baytar'ın amcası. Ha. Adnan Baytar'ın da yeğeni, benim de topçularım hepsi. Hicret Spor, Bielefeld'ten A Spor'a. Evet, şöyle şu kameraya gösterebilirsin şöyle, abi. Şöyle A Spor. Burası da. Teşekkür ederiz Hicret Spor'a. Şimdi sana ikram edeyim. Teşekkür ederiz abi. Takdim edeyim daha doğrusu ikram edeyim. Çok teşekkür ederiz. Bunu, bu Ender'in duvarına mı gideceğiz? Ender'e. Odaya koyarız abi. Ender olmaz çünkü. Ender'in duvarı asmasın. Kulağını çınlattı. Bugün geldiler ikizler var futbolcuları. Birisi yönetici, birisi de futbolcusu. Sağ olsun. Özgür Akay bana ver diyor yönetmen. Özgür'e de olmaz. Onu bilemem. Özgür olur. Oğlana verir oğlana. Peki tamam. Ben Aspor'a gönderilmiş. Teşekkür ediyoruz abi. Konuştuk etik gibi Almanya'dan futbol biliyorsun bir yere geldi. Bu Bielefeld. Bielefeld'te. Hicret Spor. Hicret Spor Bezikstiga nasıl oluyor Türkiye'de? Amatör takım da işte hangi kategori? Çünkü orası uzun amatörler. Bizdeki gibi iki tane yok. Bal Ligi süper amatör, ikinci amatör yok öyle. Epey var. Bir şeye kadar gidiyor yani. 7-8 tane amatör bu var. Bu bizim Almanya'da hazırlık kampı yapan takımlarımızın hazırlık maçı yapıp 7-8 attığı takımlardan mı? Yok, Bielefeld yok. O dönem. Yoksa daha kuvvetli takım. O şeyden diyorsun, 80'li dönemlerden bahsediyorsun sen. Ama bu Türk takımı. Şimdi 80'li 90'larda da abi biz gidiyorduk kamplara. Şimdi artık değişti artık. Bitti onlar. 8-0, 9-0. Şimdi Gürcan abi, Galatasaraylı taraftarlar... Fenerbahçe'nin gündeminde ilk sırada yer alan Wilfried Zaha'yı transfer etmelerinin ardından çifte mutluluk yaşadı. Hem bir, Zaha çok önemli bir oyuncu, iyi bir oyuncu kadroya katıldı. İki, ezeli rakibinin elinden aldı oyuncuyu. Ve bu noktada Galatasaray çifte mutluluk yaşadı. Fenerbahçeli taraftarlar da biraz üzüldü. Hatta başkana da... biraz tepki gösterdiler. Şimdi bu noktadan yürüyecek olursak abi, senin görüşün nedir? Bu bir transfer çalımı mıdır? Zaha Galatasaray'a neler katar? Buyur, sen de başlayayım. Abi, Mahmut abi de biliyor. Transfer de money talk'tur yani. Para konuşur. Yani alacağınız oyuncu, üstelik yabancı bir oyuncu alıyorsanız, yurt dışından bir oyuncu alıyorsanız... Ona daha iyi şartlar sağlamak zorundasınız. Bakınız Szymański transferi Fenerbahçe. Değil mi? Galatasaray da istiyordu. Hatta bilmiyorum doğru mu, İstanbul'a getirdiği... öyle söylendi. Konuştuğu bile söylendi. Ne oldu? Fenerbahçe gitti aldı Szymański'yi. Yani buna çalım diyorsak, buna işte rakibe karşı hamle diyorsak... Şeyde Galatasaray'ın yaptığı da... Hamledir ama biraz pahalı bir hamledir yani. Onun işe ne baktığımız zaman. Zaha iyi bir futbolcu.
Önemli bir oyuncu. Birebir de kuvvetli. Oynadığı takıma çok şeyler katabilecek bir yetenek. Ben Ali Başkan'ın da İsmail Hoca'nın da çok istediğini biliyorum. Zaha'yı. Yani bakıyorum Galatasaray aldı diye şey yapanlar var. Şöyleydi böyle diyenler var. Öyle bir şey yok. Fenerbahçe'de almak için uğraştı. Muhtemelen Galatasaray'a daha iyi şartlar sundu. Bir oyuncuyu aldı. Maddi olarak aldı. Ama Allah biliyor ya, ben istemiyordum Fenerbahçe'yi. Niye? Şundan dolayı Mahmut abi, bir bütün dengeler alt üst olacak diye. Çünkü çok iyi para vereceklerdi. Yani ya ciddi iyi para vereceklerdi. İyi oyuncu iyi para. Tabii aynen. O yüzden takım dengeleri, takım içi dengeler dediğimiz noktada çok sıkıntı olacaktı. Bilmiyorum, Galatasaray'da da olacaktır. Eğer oyuncu beklenen performansın altında kalırsa. İkinci tarafta yine Fenerbahçe'yi düşündüğümüz zaman Fenerbahçe takımı iyi bir takım. Ve şu anki yapılan transferlerle zaten çok çok ciddi bir kadro oluştu. Yani bütün oyuncular ilk 11'e transfer edildi. Yani diyorsun ki Zaha olmasa da olur yani. Ben öyle bakıyorum. Öyle değerlendiriyorum ki yani hakikaten bayağı iyi para verildi. Galatasaray'da vermiştir. Yani senelik 10 milyon pound gibi topladığın zaman imza parası şudur budur. Ki 3 yıllık ya da 4 yıllık anlaşma neyse yani 35-40 milyon euro'lara yaklaşıyor toplam vereceğin paran. Ki bunlar da garanti ücret. Ali Bey belki de şeyi düşündü. Yani önümüzdeki sezon kongre var. Ben bu kadar ağır bir yükü şeye bırakamam. Yani benden sonra gelecek yönetime bırakamam. Bırakırsam da olmaz diye düşündü. Belki de. O yüzden belli bir disiplin izliyorlar onlar. Bu transfer stratejisinde. Mali disiplin yani. Evet. Ama iyi bir oyuncu aldı Galatasaray. Artı ligi acayip bir renk geldi. Çok güzelleşti. Hakikaten. Yani Beşiktaş da önemli oyuncuların peşinde. Bugün Chamberlain'e durdu. Bizim Sercan tweet atmıştı Dikme. İşte Fenerbahçe, işte Zeko'ydu, Tadic'di, Szymański'di, Bekay'dı. O da önemli oyuncular aldı. Trabzonspor önemli oyuncular aldı. Bir şanssızlık yaşadı Orsic'de ama kadroda hakikaten ne yapar diye merak ettiğimiz önemli isimler var. İşte Galatasaray'ın şimdi ön tarafına bak. Solda Zaha, sağda Zaniola, merkezde Icardi. Arkalarında Mertens. Yani iyi bir kadro. Harbi Şampiyonlar Ligi dörtlüsü yani. Baktığın zaman oraya. Çok şey hayal ettirir. Çok şey büyük beklentiler yaratır. Keyif verir. Yani bu oyuncularla olması. Öbür taraftan işte yarın şeyler başlayacak. Bugün görüş istedi bizim Yasemin. Sabah Spor'da. Aslında bu üç maç Avrupa'da rakiplere karşı oynayacak takımlarımız ama. Dört maç pardon. Adana'yı da koyalım. Tabii Adana da var. Esasında birbirlerine karşı oynayacaklar. Kimin transferi daha iyi sonuç verecek? Bakın onu konuşacağız. Yani şeyde. Yeni transferler. Önümüzdeki hafta. Galatasaray şeyi oynatamıyor Bakambu'yla. Zahi zaten daha almadı ama. Onunla variant oynatacağı transferleri bekledi. İşte sol bekleri var. Angelinho. Fenerbahçe'nin BK dışındaki neredeyse tüm oyuncuları kadroda hepsi oynayabilir. Herkes merakla bekliyor. Beşiktaş'ın durumu. Yani bu hafta nispeten görece zayıf rakiplerle karşılaşacaklar. Ama oynadıkları oyun alacakları sonuçlar Türkiye'nin gündemi olacak. Avrupa kupalarının değil. Bizimkiler sizinki de değil. Göreceksin, hafta içi program yaparsak onu konuşacağız yani. Yarın akşam başlarız yani. Abi. Mahmut abi, ne diyorsun Zaha transferi için? Sen o yörenin oyuncularını iyi tanırsın, iyi bilirsin. Bize bir Zaha analizi yapar mısın abi? Şimdi Gürcan'ın söylediğinden yola çıkacağım. Fenerbahçe için olmadı. Bence Fenerbahçe Zaha'yı bitirmiş olsaydı çok çok iyi mi kazanırdı? Şeyle birlikte, Zeko ile birlikte mükemmel bir uyum içinde olurlardı. Yani Zaha bir kere şöyle söyleyeyim. Didi Drogba'nın betonun sol taraftaki betonu. Böyle bir oyuncu. Ve Zaha dikkat edersen bütün altyapısını, bütün eğitimini İngiltere'de almış. Afrika'da değil. Çocukluğu, gençliği falan hepsi orada geçmiş. Bütün
eğitimi İngiltere'de. İşte Manchester'a gidiyor, tekrardan geliyor. Çocuk yaşlarda yani. Kısa bir farklı bir takım var ve Hull City'lerden çıktı. Crystal Palace'da efsanelerin arasına girmiş bir oyuncu. Bir kere... Bir de genç yaşta yani. Ya şu anda yani. 30 yaşında bir oyuncu. Orada tabii efsane. Orada genç yaşta. Tabii çok dedi mi? Bütün gençliği orada geçiyor. Futbol eğitimi orada geçiyor. İngiltere'de. Yani bazılarını alırsınız. Mesela Didi'de fil dişinden çıktığı zaman direkt amcasının yanına geliyor. Fransa'da orada eğitimin oluyor, futbol eğitimin. Onun için zaten üst seviyelere geldiler. Yoksa 15-16 yaşında aldığınız zaman sıkıntı yaşıyorsunuz onlara gitmeden. Ya şimdi Galatasaray bir kere bunu alırken, bunu yaparken Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor. Türkiye'deki zaten kadrosunu tuttu. Hiçbirisi satılmadı veyahut da o istedikleri fiyatlar gelmiyor. Nasıl düşünürsen düşün. Ama bir tarafta da Zaha'nın abileri var. Didi Drogba var. Bir de Zokora var. Türkiye'yi konuşurken buraya gelmesi için de belli başlı telkinler var. O da soruyor. Konuşmuşlardır ya kesin. Mutlaka yani. Onlardan ne bileyim. Senato. Senato'da da dayanmıştır. Bilgi almadan zaten bazı şeyler imza atmaz. Yani Galatasaray hakikaten büyük bir transfer yaptı. Fenerbahçe büyük bir transferi kaçırdı. Fenerbahçe için kayıptır. Emin ol kayıptır. Zaha, ben öyle düşünmüyorum. Bak ben bir futbol adamı olarak Fenerbahçe'nin yaptığı bir kere bak Fenerbahçe gelişini kurtardı. Behayı falan almakta. Hayır ben Zaha kötü oyuncu demiyorum asla. Yani Fenerbahçe'nin şu andaki oyun kurgusuna. Bakın Allah var içimden istemiyordum yani. Ben onu söyleyeyim. Şimdi ben bir futbol adamı olarak görüyorum Fenerbahçe'nin yapısını görüyorum. Galatasaray'ın yapısı zaten çok uygun oynadı futbola. Fenerbahçe'de çok iyime kazandırdı. Şimdi Galatasaraylı taraftarlar iyi ki bizi aldık diyecekler ki doğru. Ki bunu izleyeceğiz. Bu oyuncunun oyun prensipleri içinde arkadan gelene ne şekilde oyun alanı bırakacaklar o artık hocanın işi. Çünkü Angelino orasını sol açıksız oynuyor. Hangi takımda olursa olsun. Gidiyor adam. Orada şimdi Zaha da olsa. Önünde Zaha olacak. Şimdi Zaha da Zaha'yı nasıl oynayacak? Oyun prensipleri nasıl olacak? Bu ikinci kriterler. Takım içinde oyun planları. Çünkü orası Angelino gider. İçeri de giriyor, içeride de oynuyor. Zaha'yı da içeride mi oynatacaksınız yoksa çizgide mi oynatacaksınız? Bunlar sonraki bir... Ama pardon Zaha'yı şu ülkede şu andaki transferlerden yola çıkıyorum. Korakor oynayacak tek bir tane oyuncu var. O da Bekao. Omuz omuza. Geri kalan hepsini ezer geçer. Silindir gibi geçer. Bak bunu da söyleyelim. Bir tek onunla oynar. O da çok dişli bir stoper. Ki Fenerbahçe'nin en iyi transferi. Fakat... Zaha Galatasaray çok çok bir yemek attı. Çok büyük bir yemek attı. Bunu da zaten ilerleyen maçlarda göreceğiz. Belki de Galatasaray şunu da söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde Türk oyuncu olmadan da oynayabilir. Eğer Zaniola falan gitmezse Zaha'yı da aldım. Belki Bardakçı oynar. Bir tek orada o oynar. Bir tek onunla oynayabilir. Solda Zaha, sağda Zaniola. Icardi zaten var. Onun arkasını bizi arıyorlar işte. O Paredes falan konuşuyoruz ya. Olursa zaten o da çok farklı bir boyutta bir oyuncu. Oraya bir geldi mi Şampiyonlar Ligi'nde. Hocam Paredes'i de alırlarsa nasıl bir 11 yapılır? Ben vallahi hakikaten aklım ermiyor yani. Bu takıma Paredes gibi bir oyuncu şart. Bak, tekrar böyle bir kadro kuruyorsanız, Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorsanız, orada olmak istiyorsanız böyle Paredes tarzında bir oyuncu mutlaka almanız lazım. İsmi geçen oyuncular var, kötü oyuncular değil. Ama bunların hepsinin üzerinde Paredes. Öyle o da çok çok önemli. Abi yani Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar. Tabii. Ve yapacağınız yatırımlar mesela Erdem Bey'in dediği biz kupayı kazanmak istiyoruz, finali kazanmak istiyoruz. Eğer öyle bir şey istiyorsanız zaten bu oyuncuları almak zorundasınız. Yani sevgili Gürcan, Şampiyonlar Ligi'nde çıkamadığını düşün. Hadi ikinci olamadın. Arkasında farklı bir kulvarda koşuyorsun. Onun arkasında farklı bir kulvarda koşuyorsun. Böyle bir kadro seni finallere taşır. Şampiyonlar Ligi değil ama diğer tabii kupalarda... Önce girmek lazım ama. Diğer kupalarda gidebilir. Aynen öyle. Önce şampiyon... Şimdi çekilecek kura da çok önemli burada. Kura şansının olması lazım Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü oranın makası çok açıldı. O makası kapatmak için işte bizim gibi ülkeler ve hatta takımlarımız Zaha'yı transfer edersin. Zeko'yu transfer edersin. İşte Bekao'yu transfer edersin. Ne bileyim. Icardi'yi alırsın. Icardi bu tarzdaki oyuncularla hem şampiyonluğu kovalarsın, şampiyon olursun.
hem de oralarda belli bir yerlere gelirsin. Çünkü makas çok açık. Öyle böyle değil. Biraz ama o makası kapatıyor muyuz hocam be? Habibi o göreceksin. Önce hayır, görmek lazım. Daha şu anda uzun dönemden beri Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Şimdi Mahmut abi de söyledi, katılıyorum. Yani iyi futbol çalacaksan parayı vereceksin. Ama hangi parayı? Varsa param vereceksin. Yani Zaha transferi çok önemli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Dediği gibi Premier Lig'de takımı bırakmak istemiyor. Serbest kaldı. Serbest kalma etabında birçok talibi de oldu. Bunlardan biri Fenerbahçe'ydi. Şey istediği söylendi. İşte Arapların istediği söylendi. Hmm. Şudur budur. Ve Galatasaray ciddi bir maliyetle alıyor Zaha'yı. Aynı maliyette Icardi'yi de alıyor. O da ciddi bir maliyet yani. Bu konuda. İşte öyle sponsor bulduk, böyle sponsor bulduk diyorlar. İnşallah bulmuşlardır. Hesapları yani, yapılmıştır onların hocam. Mutlaka yapılmıştır. Eğer yapılmamışsa felaket zaten. Zaten yok. Yani 3 sezon önce UEFA yasak şey almadı. Organizasyon olmadı Galatasaray'ın. Şey yapmadı. Fenerbahçe bu konuda çok iyi. Durmadan paso oyuncu satıyor. Tabii. Daha yeni şeyi sattılar. Neydi? Atilla'yı sattılar. Zalai. Zalai gitti. Yani 12,5 öyledir böyledir. Satıyor ama durmadan oyuncu satıyor. Yani bu sezon 50 milyon euroya yakın bonservis girdisi soktular. Ama keşke kaçırmasalardı. Kaçırdılar. Büyük balığı kaçırdılar. Kulübün içi. Ben daha öyle düşünenler olabilir. Niye düşündüler demem. Katılırım. İyi bir futbolcu. Ama ben öyle hissetmiyorum abi. Yani açık söyleyeyim yani. Bilmem ben. Vay gitti Zaha aman yandım anam. Yok. Şey, o tarzdaki oyuncuyu bulman için çok araştırma yapman lazım. İhtiyacı var mı var. Fenerbahçe'nin bak bir ok bölgede var. Bir de gene bu Paradis tarzında bir tane orta yani, sahaya oyuncu lazım. Yani Zaha bilinen önemli bir yıldız ve ciddi maliyetle gelen bir yıldız. Yani Galatasaray... bunun bütçesinden karşılama şansı yok. Bakın bu parayı. Icardi'ye verdiği parayı da. Olsun gibi yerden bütçesinden, sponsorlar. Bütçesinden karşılama şansı yok. Çünkü federasyonun açıkladığı bütçe, yanlış hatırlamıyorsam 50 milyon euro Fenerbahçe ve Galatasaray için. Harcama limiti. Tabii harcama limiti. Sen iki oyuncuya verdin 60 milyon euro şimdi. Yani gerçi bir senede vermiyorsun. Yani 20'sini 25'ini ya da neyse... yarısını iki oyuncuya veriyorsun. Eğer bu parayı oraya aktarıyorsan bir gelir sağlamış olman lazım. Yani ekstra bir de gelir getirmen lazım. Fenerbahçe şuna 9 verdim diyor, buna 10 verdim diyor. Çünkü diyor bundan bu kadar kazandım diyor. Koyuyor ortaya. Belki de satış yapacaklar, bilmiyorum. İlerleyen dönemde. Yani Erdem Bey'in söylediği Sasha Boy ile Nelson'la ilgili olabilir gibi bir şey söyledi. Olabilir de şu anda tutmaya çalışıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda kalacaklar ama, gibi. Ama içeriye eğer para sokmuyorlarsa içeriye belki bu sene idare eder ama seneye. Çünkü ne diyorsun Şampiyonlar Ligi'ne girdiğim an 30 milyon euro kazandı. Gitti 30 milyon euro. Hiçbir şey kazanmadı. Ama şimdi bak şu yani o ayak bastı mı? Şunu düşünmek lazım. Ayak bastısı var mı? Sonuçlar. Tabii ayak bastısı var. Şunu düşünmek lazım. Şimdi Zaha'yı aldım. Senin malın olacak. Icardi senin malın. Doğru mu? Seneye Araplar geldiler 50 milyon bastılar. Hı. 50 milyon bastı bonservisine. Zaha'ya da 50 milyon bastı. Haydi. Bu sene giderdi abi. Şimdi. Hayır yani öyle bir şey olmasa bu sene gider. Için senin bu şey, Galatasaray'ın bu şansı var. Satma şansı var oraya. Başka yeri yok. Hayır bu sene giderlerdi ya. Ama gitmediler. Gitmediler. Seneye niye gitsinler? Bilemezsin seneye. Seneye farklılıklar olur. Şimdi ben bunun olabileceğini söylüyorum. Bu Zeko'ya da gelir. Bu transfer teklifi yeni sezonda. Onlar bir sezon daha burada kalmak istediler. Avrupa'da oynamak istediler. O taraflarda oynamak istemediler. Eğer Galatasaray'ın böyle bir şansı da var. Bu ikisini de çok büyük bir maliyetle bonservisleri kendilerinde oldukları için satma şansları da yüksek. Ne oldu? İşte Modric'e bilmem ne rakam para verdiler. Adam dedi ben bir sene daha Real Madrid'de oynayacağım. Ondan sonrası Allah kerim 37'den sonra devam eder mi etmez mi bilemeyiz. Ama şimdi Galatasaray'ın iki tane 30'luk oyuncusu var elinde. Yaşları da çok çok iyi. Tamam Avrupa'da bu fiyatları bulamazlar artık. Bu gerçek. Ama o tarafta gitme şansı her zaman için Galatasaray'ın da elinde para kazanacağı bir durum var. Oradan Nelson'la Boye ile ilgili düşünceleri çok fazla o limitlere çıkmamadı herhalde ki
şu anda oradalar, o limitlere gelinmiş olsa Galatasaray'ın istediği paralara mutlak surette satarlar ve yenilikleri getirirler. Ama Galatasaray, Okan Hoca tutmak istiyor. Satılmasına çok sıcak bakmıyor. Yani kadroyu koruyun. Teknik adam, Aykut, demiş Okan teknik Hoca. Adam iyi hocası, oyuncusunu istesin abi, ister mi? Sevgili Gürcan, şimdi bak dikkat edelim. Son dönemlerde şampiyon olan takımlarımızda hepsi kadrolarını dağıttı. Hep yeni oyuncular aldı. Galatasaray dağıtmadı ki. Galatasaray Icardi'si vardı. Kendi malı değildi. Sadece kendi malı yaptı. Üzerine kimi ekledi? Angelino'yu ekledi. Zaha'yı ekledi. Angelino'yu ekledi. Şeyi bir de tane ekledi. De orta saha. Tamam. Şeyi de unutma. Kim? Bakan bu da var. Bakan bu da geldi. Evet. O da iyi bir transfer. Şeyi unutma. Dervişoğlu. Dervişoğlu. Tabii abi. Tamam ama ben şimdi farklı bir boyutta anladım, bakıyorum. Anladım. Farklı bir ama onları da ekledim. Çok fazla dağıtmadan takımı aynı kadroda kalıyor. En elzem neresiydi onların Galatasaray'da? Sol tarafta. Orayı da... Kerem gitti o zaman ha? Efendim? Kerem denklemden çıktı o zaman. Ben sol bek olarak söyledim. Hayır. Tamam. Yok ayrı bir soru geldikten soruyor. Geldikten sonra şimdi Kerem'i de farklı oynatabilir. Sağda oynatabilirsin. Mertens'i farklı oynatırsın. Sağda Zaniolo var. Efendim? Zaniolo oynuyor da. İşte bakın Zaniolo'yu içeri çeker. Icardi'nin arkasına. Mertens de bekler. Her şeyi oynayabilir şimdi. Öyle bir elinde varyasyonlu bir kadro var. Variabil bir kadro var elinde Okan Hoca'nın. Bir tane kaldı. Tek bir tane. İşte o transfer orta sahaya. Orada 6 işte, numara alması lazım. Yani 6 numara demeyelim de oyunu iki yerine oynayan. Bu da benim kendi şahsi fikrim. Ben çok çok izledim. Ben hep buralarda söyledim. 17 yaşından beri canlı izlediğim bir oyuncu. Paredes alırsa Galatasaray bu kadroda mükemmel bir iş yapar. Ozan şunu da düşün. Paredes de gelirse yandım gülüm keten elva. O, niye? Okan Hoca nasıl bir kadro kuracak? Şimdi burada Galatasaray taraftar diyor ki gelsin, o da gelsin. Uçak yani o kadar karışık olacak ki. Sevgili Aykut. Üç yerli. İki türlü oynayacaksın. Üç tane Türk oynuyor mu? Ligde üç tane Türk oynayacaksın. Onlarla öyle. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi değişik oynarsın. Dediğin gibi bir tane bardakçıyla oynarsın. Geri kalan olduğu gibi yabancı yapar. Gidişat önemli. Takımın Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performans önemli. Rakipler çok önemli. Şimdi Paredes falan yani es geçemezsin. Bir, sen şampiyonluğu kovalayacaksın Türkiye'de. Doğru mu? Tabii hocam. Hedef gene orası. İkincisi nedir? Sen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu kovalayacaksın. Öbür ana geniş kadrolar ne için vardır? Bunlar için vardır. Şimdi Torreira'yı her zaman için burada ne gördük? Torreira kesiyor, o kadar işi bitti. Değil öyle. Torreira'ya biz esasında geçmişine bir bakarsak, Torreira'nın Arsenal'de yaptıklarını, İtalya'da yaptıklarını bir bakmak lazım. Ne kadar ofansif oynadığını görmek lazım. Burada mı? Mertens vardı, Oliveira vardı. Ona göre bir oyun şablonu çizildi. Ve arkada süpürücü görevini aldı. Şimdi gene öyle olabilir. Eğer Paredes'i alırsanız o gene aynı konuda olacak ama fakat çok rahatlar. Yani konuştuğumuz oyuncu bizim şartlarımıza göre, bizim takımlarımıza göre çok şey. Onun o tarzda bir oyuncu yok yani, şu anda. Galatasaray sen dedin ya Fenerbahçe için hani benim gönlümden geçmedi Zaha. Galatasaray için uyar mı? Uydu mu? Uyar dedim. Bütün yani... takımlar uyar. Gürcan abin görüşünden. Hayır, Fenerbahçe'yi de uyardı gelseydi. Yani her takımı uyardı. Niye uymasın? Yok abi çok, onu çok, yani olmasa da olur dedin sen yayının başına abi, Fenerbahçe için. Benim Allah biliyor ya istemiyordum yani. Gönlüm razı değildi. Yok, yani şundan dolayı bir o rekabetin içinde problem çıkacağını düşünüyorum. İkincisi çok yüksek bir maliyetti. Yani Galatasaray bunu bir türlü karşılayacak herhalde. Yani çünkü şu anki bütçesiyle hem Icardi'ye o paraları vermesi, hem Zaha'ya bu paraları vermesi mümkün değil. Mümkün değil yani. Yani mesela Fenerbahçe Mesut aldı, ne yaptı? Kampanyalar yaptı işte. Mesut ol dedi, taraftarından para istedi. Ya da bir önceki sezon Fener ol kampanyası yaptı. İçeri bir para soktular yani. Dediler ki bizim bu kadar para girdi UEFA'ya, federasyona. Biz de bunu harcıyoruz. Onlar da tamam dedi. Galatasaray'da gerek limitli... duymadı ki. Zaten kombinilerini satmış. Bütün şeyler, lojeler satmış. Bir de artı ek loje yapmaya bakıyorlar şimdi. Tamam. Hepsi satılmış. Şimdi bir Icardi'nin, Zaha'nın gelmesi forma satışını bir düşün ne kadar olur. Yani katlayacak hocam. Onlar her şeyi hazırlamışlardır. Gürcan, hani Galatasaray para konusunda. Tabii biz kulüplerin ekonomik sıkıntılarının nelerini bilemeyiz ama bunları alırken bu oyuncuların da ona göre mutlaka bir planları var. Abi formadan çıkmaz onlar. Şimdi ne diyorlar? Ama yani bak hiç ne dedi şey... Sayın Erdem Timur?
sponsorlar başkanımız da başkan da söyledi. Sponsorlar var dedi. Bunları karşılayacak sponsorlar var. Tamam. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani, ben yani... zaten artık futbol takımlarının içine girmiş bir şey. Hayır, sadece bizde değil. Yurt dışında da aynı. Ve akıllı bir iş yaptılar. Dediğim gibi yani o kaynağı muhakkak söyleyeceklerdir. Yoksa şu anki bütçesiyle yapması mümkün değil. Mümkün değil. Yani Florya'da petrol falan bulması lazım. Çok önemli o, rakamlar. Florya'da petrol var ya, orası yetiyor zaten. O petrol orası kendisi başına. Tek petrol orası. Önemli rakamlar bunlar. Hayırlı olsun diyelim. Ben ligin çok güzel, zevkli geçeceğini düşünüyorum. Zevkliden... Taş gibi bir lig ama şunu da söyleyeyim. Yani ben tamam mümkün olduğunca objektif kalmaya çalışıyoruz ama tarafı Fenerbahçe'li. Ben de Galatasaraylıyım. Ama daha gelmedi, öldüm bittim demiyorum yani. Kimse de demesin yani. Sen zevkli bir diyorsun da ateşten bir gömlek olacak hakemler için. Neden? Alınan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aldığı oyuncular hepsi Premier Lig'den gelme. Adamlara vursan yıkılmıyor. Öyle bir gidiyorlar ki tank gibi. Burada şimdi değişirler abi. Zeko'yu düşürecek. Duydun mu abi? Burada değişirler. Ama ne var? Buradaki düdükler çok önemli. Hakemler de oyunu çok iyi okuması ya lazım. Abi sen son cümleyi duydun mu? Dün şeyi burada seyrettim. Burada değişirler dedi. Dün şeyi seyrediyorum. Sabaha karşı Real Milan maçı. Ha, Milan maçı. Arda oynar diye seyrettik ama oynamadı. Dört kişi oynatmadı. İtalyanlar nasıl bırakıyorlar kendilerini biliyor musun? Dört kişi bırak. Ama benim anlatmak istediğim şu. Bunlar yani ikili mücadelede çok sağlam duranlar. Vücutlarını çok iyi kullanıyor. Mesela Zeko dönerken kalçasını bir koyuyor, atıyor seni. Burada pırt düdük çalacaklar. Zaha giderken yarıyor böyle. Resmen dalga kırar. Hocam abi, eğer oynamak istiyorlarsa hakemlerin işine gelir. Abi onlar oynamak istiyorlar. Top sahada istiyor kalsın da. Terse düdük çalacaklar. Ben şimdi diye. Onlar faul bak. Zaha... Hızı keser diyor. Hayır, Zaha faul yaptı diyecekler. Zaha faul yaptı diyecek. Yani Zeko faul yaptı diyecekler. Zeko faul yaptı diyecek. Adam çünkü vücudunu çok iyi kullanıyor yani Zaha'da. Şimdi sen Zaha vur. Bak bırak burada Zaha yaşıyor işte. Akhisar maçı, Drogba ikinci devre bir attı hoca. 1-0 mağlup kalsa. Girdi Drogba, bir gol attı. Bir de Burak'a verdi. 2-1 maç kazanıldı. Seviniyorlar şeyde, golde. Burak da zıpladı, bir baktı Burak yerlerde. Ertesi gün tesisler dedim. Oğlum dedim, ne oldu dedim. Hocam dedi, betona çarpmış gibi oldum dedi. Bu da aynısı. Şimdi sen bu adama çarpacaksın. Hakem pek diye faul çalacak. Bir de bunları ölçmek lazım. Onlarla da tartışmalar olacak. Yani bunları getirirken biz hakemlerimiz de biraz bunların oyun tarzlarını çok iyi süzmeleri lazım. Vallahi büyük maç yönetmemiş hayatında yeni MHK başkanımızla bu hakemleri senin dediğin yere nasıl getireceğiz? Ya artık onlara onu göstereceksin yani. Abi bilemiyorum yani. Yalnız tekrar söyleyeyim, sen gönlüme içime sığmadı falan diyorsun ama Fenerbahçe emin ol çok... Çok faydalı, çok faydalı bir oyuncuyu kaçırdı elinde. Mahmut abi bak. Kaçırdı. Sen bu işin soyunma odasında da vardın. Biz sadece dinledik, konuştuk insanlarla. Muhabirlik yaptık yani. Tabii. İşin o tarafını sizin kadar yaşamışızdır. Bilmesek de. Mutlaka, yani orada mutlaka olmasak da sizin kadar yaşamışızdır. Bu her transferin getirisi olduğu kadar götürüsü de vardır. Geldi oyuncu, oynadı, sıkıntı yok. Sana maçlar kazandırıyorsun. Geldi oyuncu ki Zaha mesela o kadar bilinen, istenen bir oyuncu olmasına rağmen mesela bir maç manşetlerde, üç maç ortalarda gözükmeyen bir oyuncu Crystal Palace'da. Dördüncü maç gene bakıyorsunuz acayip şeyler yapmış. Yani yetenek olarak tamam ama oyun istikrarı olarak, verim olarak belli yükselen periyodu yok. Zikzakları var. İngiltere performansı için söylüyorum. Burada başka olur. Onu bilemem. Diğer oyuncuları mesela Zaha'yı aldın. Icardi'yi aldın. Bunlar takıma maç kazandırdı. Diğer 22-23 oyuncu gık demez. Olmadı. Sıkıntılar oldu ki üst üste beraberlik geldi. Bu sefer içeride problemler çıkmaya başlar. Konuşulmaya başlar. Biliyorsun. Öyle yani söyleniyor ya. Vallahi ben çok gördüm. O kadar para alıyor, o kurtarsın derler. Derler yani. Ben, oyuncular. Galatasaray'da yaşamadım öyle ya. Çok az çıktı. Vallahi. Belki sen senin çalışmadığın dönem. Mutlaka benim çalışmadığım dönem olmamıştır. Abi Bielefeld Hicret Kulübü'nde bile olur. Bak söylüyorum sana. Tamam mı? Yok, onlar da yapsınlar. Diğer oyuncular der ki aldı parayı kurtarsın takımı derler. Derler yani. Oranın dengesi bak, için. Bak Belhanda'yla Feghouli Diagne'ye tavır almışlardı mesela, hatırla.
Cagney'e. Ben bak son dönem Galatasaray'da... Gomis niye gitti? İşte, ben de onun kadar para istiyorum dedi. Feguli kadar. Yani... Olur abi. Büyük paraya geldiler ama ya. Onlar da öyle... Bak Galatasaray'da ben sana şöyle söyleyeyim mi? Alıp da büyük paralar verip gelen oyunculardan son dönemlerde bir tek Falcao'da göremediğim bir şey. Geri kalanlar hepsini verimi aldın ya. Aldı hepsi abi. Verim verdi. Bak Allah ver şimdi. Ne verdi abi? Bak sana söyleyeyim. Cagney'den verim bak, alamadı. Falcao Galatasaray'ın... Bak bir Falcao diyorum. Şeyden Cagney, alamadı hocam. Kim? Seferovic'den alamadı. Ya ben Seferovic zaten gelmesine gitmesi bir oldu. Ben genel ben size başka bir anekdot vereyim. 15 sezonu Beşiktaş Van Persie'ye gitti. Fenerbahçe daha fazla verdi. Aldı Van Persie'yi. Beşiktaş şey aldı. Mario Gomez'i aldı. Beşiktaş şeye gitti. Diego Ribas'a gitti. Hı hı. O sezon. Fenerbahçe aldı Diego'yu. Beşiktaş gitti Sosa'yı aldı. Şampiyon oldu Beşiktaş. Yani hepsi bunların iyi futbolculardı. Ama transferde çalımı yaptım, oyuncuyu aldım. Dediğim gibi farklı bir şey. Taraftarlar arasında onlar mesela, güzel oluyor. Mesela Fenerbahçe'de Szymański. Belki de o Paredes'in yerine onu düşünüyorlardı. Olabilir tabii. Galatasaray'da. O da önemli bir transfer. Bak Szymański iyi bir transfer. Zaman, bak, tabii, şey konuşmak mesela, lazım. Tabii 24 yaşında bir oyuncu alıyorsun. Yani iyi bir transfer. Şampiyon bir takımdan geliyor. Yaptığımız zaman. Ve Mahmut abi çok doğru bir şey söyledi. Önemli olan takım olmak. Yani sen Icardi'ye ceza alanının içinde top taşıyamıyorsan ne yapsın? Icardi ne yapsın yani? En büyük sıkıntı oyuncular var. Ya da Zaha'yı o kanada top atamazsan. Aynı şey Zeko için de geçer tabii söylüyorum. Abubakar için de geçer. Zaha'yı ne yapıyor bu oyuncu? Giriyor sağ ayağını çekiyor. Ya vuruyor ya veriyor değil mi? Sıkıntı ne biliyor musun? Bu oyuncuları aldığın zaman Zaha gibi oyuncuları bunları getirdiğin zaman bunları fazla geri getirmeyeceksin. Çünkü o tarzda oyuncu değil. Crystal Palace'da da çok fazla geri gelen değildi. Artık arkadakiler işi. Arnold anlatsın Galatasaray'da oynadı. Onunla beraber top oynadılar senelerce kim? Orada. Van Arnold. Van Arnold. Beraber top oynadılar onlar da. Onun arkasındaydı. Gelmezdi. Peki şeyde sıkıntı olur mu abi? Efendim? Teknik adam gözüyle. Mesela Crystal Palace genelde bekleyen bir takım. Özellikle büyüklere karşı şeyde. Premier Lig'de. Olmaz. Dolayısıyla mesela Zaha alan bulan bir oyuncuydu. Bu sefer tam tersi. Yani 1-9-1 oynayan bir sürü takım olacak artık karşısında. O kadar kalmadık ama gene de maalesef büyükler itiyorlar. İster istemez itiyorlar. Yani o dar alanlarda... Orada da çok güçlü ama. Olur mu diyorsun? Orada da güçlü. Peki. Yani o sıkıntı... Şimdi en büyük avantajı arkasında çok çok enteresan bir oyuncu var. Yani durmayan bir oyuncu var. Şimdi burada... Tabii. Burada nasıl kullanacak hoca? O hocanın işi. Ya emin ol hakikaten iyi bir oyuncu aldılar... Ve artı en büyük avantaj Galatasaray'da ne var? Kadro dağılmadı. Hiç kimse gitmedi. Üzerine takviye yapıyorsun. Ne oldu? Bir tane kaldı ellerinde. İşte oraya kimi getirirler? Kim ederler? Artık en son nihai kararı onlar verecek. Yani lig başlamadan senin takımın hazır. Galatasaray öyle bir kadroya sahip şu anda. Lig başlamadan kadro hazır. Santrofor'un da belli. Geçen sezon burada herkesin üzerine titrediği bir santrofor var. Zaha'yı getirmişsin. Orta sahaya alacaksın. Bakan bu hepimizin bildiği bir oyuncu ve boş değil kamptan gelen bir oyuncu. Galatasaray Icardi'yi kapabildirdi mi? Yok abi. Yok bildi ama imzayı attılar, atmışlar daha yani avukatına imzayı atmışlar. Bildirmediler. Herhalde orada kap bildirimine bakarız yani. Orada da hepsinin söylendiği bir pürüzün olmadı. Tabii ne getirir? Allah göstermesin eşinin uzun vadeli bir sakatlığı olursa bir de evcil birisi, belli aileye düşkün birisi. Biz şu anda çocuklarına, kap bildirimi yok ama. Kap bildirimi yok ama söylenen Icardi'nin bir sıkıntısı olmadı. Avukatının geldi, etti falan onlar konuştu. Erdem Bey çıktı açıkladı. Tamam dedi, biz anlaştık. Tabii. Yani görüşmeler sürüyor falan demedi yani. Yok. Eşinin durumu nedeniyle. Galatasaray'ın en büyük şansı kadroyu hiç bozmadı. Sağlam kadrosu var, hazır kadrosu var. Arkası kuvvetli oynayanlar var. Yedekleri beraber... bir kaleci de kuvvetlendirdi arkasını. Güvenç geldi. Güvenç geliyor değil mi? Günay. Günay geliyor. Yani orasını da tecrübeli bir kaleciyle aldılar. Tecrübelendi Türkiye'de. Devamlı üst ligde oynayan bir kaleci.
şampiyonlukta yaşadı ikincilikte yanılmıyorsam TFF'de. Yani Galatasaray çok fazla defosu olan bir yer kalmadı. Kapattı onları. Vallahi yani geçen senin performansına güvenip yola çıkıyorlarsa hata yapıyorlar. Onu söyleyeyim. Geçen senin performansına güvenip sizin dediğiniz gibi yola çıkıyorlarsa hata yapıyorlar. Yok, çünkü onun için de zaten eklemeler yapılıyor. Şimdi Mahmut abi bak geçen sene 38 maç oynandı değil mi? 25'ini 24'ünü neyse yani tek parkta kazandı Galatasaray. 2-1, 1-0, 3-2 tamam mı? O başlarda öyle gitti. Yani, ay sonlarda da öyle gitti. Ama kazandı. Yani o etapta yani 14'te 14 yaptığı etapta böyle geçti. Zaten şampiyonluğu getiren oydu. Yani herkesin aklında şey var mesela. 3-0'lık iki tane Fenerbahçe maçı var. Ama o maçlarda Galatasaray mesela defans yaptı. Çok ciddi, iyi savundular yani. O şekilde gözüküyor. Tabii tabii. Da... Hayır şey. Niye yaptı demem. Doğrusunu yok, yaptı. Şöyle, arkada bu kadar boşluk bırakıyorsan şöyle, değerlendirecek. Şöyle herkes rakibi. Orada defans yaptı kurgusunda gidiyor da orada çok çok daha yani de demeyelim ama çok kurnazca bir oyun düzeni sergiledi. Tabii tabii. Çok kurnazca. Buna da hoca düştü. Tecrübeli hoca denilen hele, hoca düştü yani. Hele ilk maç Okan Hoca'nındır. İkinci de aynı her şeyle. Yani 3 Türk bulamayan Galatasaray'ı 5 Türk'le oynattı. Gitti Kadıköy'de Okan Hoca. Ki Icardi ile Gomis de kulübede oturdu. Tabii. Yani o maç ters bir sonuçta bitse neler olurdu yani. İyi analiz etmiş, planını kurmuş, tuzağını hazırlamış. Düşürdü ama kendi sahasında bekleyerek. Cesurca davrandı. O nedenle geçen senin kadrosunu korudu, bir sıkıntı yok, şudu budur. Ben demezdim. Daha farklı bakardım. Şimdi başka tarafı şu anki oluşumda solda Zaha, sağda Zaniola, ortada Icardi. Ciddi tehdit eden bir ön taraf bu. Herhalde. Yani hiçbir takım böyle bir ön tarafa karşı ben açık oynayacağım diyemez. Dersini alır yani. Şimdi Galatasaray her maç rakip Galatasaray'a karşı savunmak zorunda. O nedenle onu çözecek işte mesela sezon başı Mertens de yaptı onları. Mertens müthiş oynadı. Çok iyi paslar koydu. Oyunlara karşı oyunlar vardır Gürcan. Rakibe karşı da oyunlar vardır. Onlar bizim avcına kadar bizim tabii diğer ekiplerimiz burada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı bir tarafa bırakalım. Trabzon'u, Başakşehir nasıl bir reaksiyon gösterecek? Adana Demirspor nasıl bir reaksiyon gösterecek? Oyun olarak neler gelecek? Karagümrük neler olacak? Yani tamam bunlar kağıt üzerinde mükemmel oyuncular. Ama bizim ligimizin de farklı bir rüzgarı. Aynen, %100. Çok bak, farklı bir rüzgarı. Geçen programda şeyi anlattım, bir de anlatayım abi. Podolski geldi Galatasaray'a. Evet. İlk maç. Ya Mersin İdman Yurdu, rakip. Elazığ mı acaba? Ya da Antep falan yani, böyle bir takım. İstanbul'da maç. Podolski'ye topu attılar. Aldı topu, şöyle bir döndü. Burada bir nefes gördü, tamam mı? Bu tarafa döndü, burada bir nefes gördü. Hemen ayağından çıkardı. Neye uğradığını şaşırdı yani. Burada. Yani bizim ligimiz eleştiririz ama bizim ligimiz çok hardcore. Çok temaslı. Sert bir lig abi. Çok temaslı. Şey diyorsun çok yani. Çok diş bir lig. Kaos futbolu oynanan bir lig yani. Aynen. Darmadan. Şimdi Almanya'da alan savunması biliyorsun. Alan var, ucum var, aynen. Türlü var. Alıyorlar, dönüyorlar. Sürüyor, bakıyor, bir daha veriyor. Tamam mı? Keza Hollanda öyle, Belçika öyle. Hatta İspanya'da öyle. Oyuncu düşünecek zaman ve alan bulabiliyor orada. Yeteneğini gösteriyor yani. Belki de kulüplerin amacı o. Yani çok gol olsun, güzel bize hareketler şey, olsun, yersin. Bas bas diyorsun, bir basıyorsun, adam araya bir bırak, hadi geçmiş olsun. Haydi, tabii ondan sonra. Ama bizim lig dediğin gibi sert bir lig yani. Kolay oynatmazlar. Yani orada şey olacaksın. Büyükler iyi takım kurdu. Hayır, Mahmut abi bilir, bak. Santroforlar, Aykut, kafaya çıkarlar. Stoperle. Stoper çaktırmadan dirseği kafaya koyar. Tamam mı? Bak. Buradan isabet alır. Çok pozisyonu görmüşsündür. Böyle yapar santrafor. Hakeme. Oyna diyordur hakem o sırada. İkinci kez kafaya çıkıyorsa o santrafor, o dirseği yedikten sonra korkma. Demek ki yürek var adamda yani. O santraforda dirseğini boşluğuna bırakır ama. Ama ikinci kez o kafaya çıkmıyorsa, tamam mı? O zaman
Ezer o stoper onu. Yani bitirir orada. Sevgili Gürcan. Zeko. Çok farklı bir santrofor. Icardi çok farklı bir santrofor. Bu tarafa geç. Aboubakar, Cenk. Bak iki tane santrofor Beşiktaş'ta. Hadi Muleka'yı da say. Hadi Muleka'yı da say. Üç tane. Senin hiçbir takımda üç tane santrofor yok. Beşiktaş okumunda çok çok farklı bir konuda. Ve hepsi birbirinden farklı santroforlar. Ya bu sezon ön tarafları çok farklı oldu takımların. Tamam bunlar vardı ama bunların yanları da farklılaştı. Hücum güçleri çok enteresan bir hale geldi. Vallahi hep şey aklıma geliyor Mahmut abi. Christoph Daum. Kulakları çınlasın. İnşallah sağlığı düzeliyordur, yerindedir. Demişti ki Türkiye'de dedi yöneticiler dedi ya da taraftarlar transferi forvet almak zannediyorlar dedi. tamam. Öyle zaten golcü. Yani dediği gibi Mahmut abi. Haksız mı? Haklı tabii canım. Herkes forvet alıyor, dikkat et. Adam program başından bir parades diyor, tamam mı? Mesela iki seçenekten biri olsaydınız. Zaha, Parades. Başka şansı Parades yok. Ben önce Parades alırım. Değil mi? Öbürünü zaten alırım. Şimdi mesela bak, senin dediğin o stoper tipi var ya, hani dirseği falan çeker. Seyret bak, Beckham neler yapıyor. Pepe var ya, Pepe'nin değişi. Şu anda Türkiye'nin, nasıl söyleyeyim sana, en iyi cazgır stoperi diyeceğim. İyi bir stoper mi aldı? Abi çok iyi stoper aldı. Yani. Bizim seyrettiğimiz, bildiğimiz oralarda burada geldi mi ders ama olmaz. Onda o her yerde aynı oynuyor. Bahia'da aynıydı. Ezen bir stoperdi. Udinese'de de öyle. CSKA Sofya'ya gitti, Moskova'ya gitti. Orada da aynı. Oradan da Udinese kaptı. Getirdi. Udinese boş adamlara yatırım yapmıyor. Mümkün değil. Udinese'den top çalmak istiyorsan 5 milyonu gözle en aşağı. Ya bir de bu Tosic falan da Udinese'den gelmişti. Kim? Değil mi? Beşiktaş'a. Tosic Udinese'den. Bir stoperle. Ya bir stoperi İtalya'dan alacaktı abi. Tosic'i Gençler Birliği'nden aldı da. Gençler Birliği'nden aldılar. Yok. Acaba İlhan Başkan mı onu İtalya'dan? Onu Hırvatlardan geldiler. Tomasak mıydı? Fenerbahçe geldi sonra. Zapatoşni de Sivok oradan geldiler, evet. İtalya'dan. Şimdi Koray'sa. Sanki Thomas da Fenerbahçe'de oynadı. Sonra Galatasaray'da. Sonra Galatasaray. Thomas o bilmiyorum. O da Udinese galiba. Oradan ya, bilmiyorum. O hatırlamıyorum abi. Yalnız senin tarif ettiğin o stoper tipi işte Fenerbahçe aldı. Orasını bir en nihayet doğru yolu buldular. Öyle söyleyelim. Tabii canım. Lugano'nun tekniğini aldılar. Öyle söyleyeyim. Lugano yani, tipi değil bu da. Ay, o kadar çok Lugano şey ki. Lugano da çok iyi bir oyuncuydu abi. İyi aynı stoperdi. O ayakları iyi değildi. Bunun ayakları da iyi. Şimdi bunda ne var? Derinlik yapmasını biliyor. Mahmut abi bir de sözünü kestim. İleri çıkıp kafa gol de atıyor. Yani. Şimdi ileri çıkmaları falan var da esas önemli olan nedir? Onlar farklı. Onlar ekstrasıdır. Ekstrası. Onlar. Ama ne var? Derinliğin nerede yapacağını çok iyi biliyor. Adama nerede basacağını çok iyi biliyor. Bastığı zaman da kene gibi. Dönmüyorsun. Zaten Üzbandut gibi bir adam. Ancak onunla kim dedi mi? Zaha ile başlar onunla. O tarzdaki oyuncular. İkisini sen maçları seyretti olur. Bıçkın geçer gider. Fenerbahçe orasını yaptı. Galatasaray'da Zaha'yı bitirmekte çok büyük bir şart. Bak göreceksin. Galatasaray'ın futbol kültürüne, futbol oyun anlayışına, oyun düzenine hakikaten çok iyime katacak ve bizim Türk futbolumuza da iyime katacak bir oyuncu. Zeko da aynı şekilde. Gelsin hocam, bu tip oyuncular gelsin. Zaten şöyle ancak onlarla başarılı oluyoruz. Mesela hiç konuşmadık. Daha doğrusu çok konuştuk da bu yayında yok. Tadiç mesela. Tabii. Ya onu bak geç girmedik yani, mesela. O da aynı. O da. Yani Alex gibi bir oyuncu aldılar. Evet abi. Takıma. Şimdi aldın ama orada da bir Zmanski faktörü var. O da çok enteresan bir oyuncu. O da hem Fenerbahçe hem ligimize farklı bir oyun tarzı getirecek. Yeter ki gerçi aynı oyun kültüründen gelme. Hollanda'dan çıkmalar Tadic'le birlikte. Eğer Zeko'nun şeyde oynadığı gibi, Inter'de oynadığı gibi arkasında o üçlü vardı. İşte Hakan Çalhanoğlu, Brozovic, Mkhitaryan. O tarzda onlara, o açtıkları alanlara girerlerse çok can yakarlar. Zeko çok zeki bir santrofor. Oynatan santrofor. Çok doğru. Zeki bir santrofor. Eğer döndüğü yanda onun o ara pasları ve diagonalle oraya kimler girer artık o hocaların bir cevabı. Bak işte o tarzda Zaha çok iyiydi. Zeko'nun oyununa çok uygun bir. Yok, ama Hoca orada çok... da Kent var bak şimdi Kent evet. Şeyde kaldı. Allah var İsmail Hoca çok istiyordu. İstiyor muydu? İstiyordu. Bak şimdi Kent gölgede kaldı hep böyle bu isimlerin gölgesinde kaldı.
Ryan Ken. İstiyordu ama ya ne yapacak? Oturup alacak halleri yok. Ya, yani. Tabii ki. Kimi Zahir mi çok istiyordu? İstiyordu. Kaçırdılar. Yani şey. Bunu da Galatasaray'ın da işte avantajı bir şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi, Didi Drogba faktörü. İstiyordu ama dediğim gibi. Galatasaray'ın Avrupa'daki tabii, background hepsi birbirine dediğim, bağlı. Dediğim gibi yani transferde detaylar önemli, maddiyat önemli, para önemli. Mahmut abinin dediği gibi yani Didi Drogba buraya gideceksinler. Gitmek zorunda. İşte Tadiç'te de Bogdan Bogdanovic arkadaşıymış. Fenerbahçe'nin basketbol adamını Tosic şey attı değil mi? Tweet attı. Yani, razı edemedim diyor. Adam uğraştı bir şey diye. Didi dedi, bazen kıramazsın. Didi dediğin arkadaşlar kişi, etkiliyor abi. Tabii. Didi dediğin kişi ülkede iç savaşı durduran kişi. Aynen. Didi dediğin kişi UNICEF'e Afrika'nın en büyük hastanesi ya, kurduran kişi. Didi Drogba. Didi yani. Ocak Şubat ayı enteresan olacak. Sevgili, bak Galatasaray, Beşiktaş'ın 5 oyuncusu gidiyor şeye, Afrika'ya. Şampiyon. Daha da Afrikalı almak istiyorlar. Onlar alırlarsa 5-6 gidecek. Zaha gitmeyecek mi abi? Kim? Zaha Bakambu gitmeyecek mi? Bakambu gider, onlar da gider. Onlar da ülkelerinde. Fenerbahçe'de Dzeko var. Başka da yok Dzeko galiba. Dzeko var. Başka da yok. Başka. Fenerbahçe'de Afrikalı çok yok. Yok gibi bir şey, şey yani. Var, Osayi var. Nijeryalı. Osayi. Nijeryalı. Ha, Nijeryalı. Osayi'de şey var. Dzeko var. Ama yani en fazla böyle, şey Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta 4 taneydi, şimdi son transferle 5 oldu. Güzel bir... Şey gitti, Zayis gitti. Güzel bir lig olur mu? Sayalım abi. Gürcan abi. Abubakar, Muleka. Gürcan abi. Koli. Cezal. Keyifli bir lig olur mu? Olur. Ben bekliyorum. Olur. Müthiş bir lig olur mu? Ben bekliyorum. Biraz önce dedi ki Mahmut abi. Bu forvetlerin ligi olacak bu sezon. Sevgili hakemlerimiz izin verirse... sadece böyle futbolu tartışacağımız, oyuncuları tartışacağımız, teknik adamları tartışacağımız, planları tartışacağımız, yine yeriz birbirimizi, pozisyonları tartışacağımız birlik olsun. Ya bu oyuncuları alıyorsun, bari hakem konuşmayalım artık ya. Vallahi, bir şeyde. Doğru söylüyorsun. İnşallah öyle olur bir sezonda. Hakikaten hakem konuşmayalım, mevzuk olmasın ama bu sezon her sene öyle diyoruz tabii yine. Bu yok sezon abi, ne yapıyorlar ediyorlar, başarıyorlar ya. O kadar haklı ki bu adamları diyor. Foul çalacak diyor. Tersinde değil yani. Bu sezon bak şeylerin, forvetlerin ligi olur. Başakşehir'de iyi bir forvet aldı. Piontek. Yani bu sezon forvetlerin ligi olacak. Göreceksiniz bak. Patır yok, patır goller atacaklar. Şeyde kaldı değil mi? Trabzon'da. Maxi. O da. Devam. Değil mi? Kim? Maxi kaldı. Yani sonra satarlar. Haluk kaldı da onu da oynatamıyorlar ki bir türlü. Onu ya oynatırlarsa o da oynatırlarsa o da golcü de yani. Geçen sezon hiç kullanamadılar. Hiç kullanamadılar. Hiç kullanamadı. Adam gitti sahadan top çıkartmaya çalıştı. Orada daha çok sağ açıktan yaptıkları ortadan fazla kendisi da, gol attırdı. O da arandı abi. Yani takım belini kırdı ya. Gitti, kırmızı kartlar gördü. Şunlar bunlar. Yani onlar yani, tabii farklı. Oyun düzenleri farklı oluyor. Değişince takım komple değiştiğin zaman toparlanması biraz uzun sürüyor. Onun için Fenerbahçe'de şanslı, fazla takımı dağıtmadı. Galatasaray hepsinden daha şanslı. Beşiktaş da şanslı bir takım. Ama onlar stoperlerini bir toparlamadılar. Evet. Yani orada da hocam, Beşiktaş'ın da bakma kadrosu öyle dinamik bir kadro. İki tane orta sahayı iyi adam alsınlar. Konuştuğumuz takımlar Fenerbahçe, Galatasaray konuşuyoruz ama Beşiktaş'ın albenisi, öyle böyle bir albenisi var. Bir reklama çıkalım mı? Tabii. Bir ara verelim değerli seyircilerimiz. Döndüğümüzde Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u ve diğer takımları uzun uzun konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Fenerbahçe'yle devam ediyoruz. Gürcan Bilgiç'e sorularımızı yöneltelim. Fenerbahçe'nin bu seneki transfer hamlelerini, transfer harekatını nasıl değerlendiriyorsun Gürcan abi? Çok çok iyi. Ya ben sezon başı sohbet ediyorduk. Takımı koruyacağız. 4 en fazla 5 tane ilk 11'e transfer yapacağız diyorlardı. Plan buydu yani. Şimdi herhalde ona yaklaştı değil mi? Yaklaştı tabii. Transfer, yapılan transfer sayısı. Neredeyse tüm oyuncular ilk 11'e transfer edildi. Yani işte genç oyuncu alalım, geliştirelim, sonra satalım. Esasında bu yılın, yani bu 50 milyon euroluk satış Ali Bey döneminde, Ali Koç dönemindeki o 5 yıllık birikimin sonundadır.
sonucudur. O yatırımları yaptılar, oyuncuları aldılar. Şimdi de satıyorlar. O gelir elde ediyorlar ama başkan gözünü kararttı. Bir bütçe oluşturdular. Satışlardan gelen paralar var. Keşke Arda Güler de kalsaydı. O zaman başka bir takım olurdu. Ama iyi oyuncular aldılar. Hiç tartışmayacağımız, performansı belli. Takıma katkıda bulunabilecek, direkt katkıda bulunabilecek iyi oyuncular aldılar. Mesela şey diyorduk, yerli rotasyonda problemi olmayacak tek kulüp Fenerbahçe diyorduk. Şimdi baktığımız zaman işte İrfan Can'ı oynatırsan işte Szymanski'yi mi keseceksin? Ne bileyim Kent'i oynatırsan Emre Mor'a yazık olmayacak mı? Gibi. Pardon, Emre Mor'a oynatırsan Szymanski, yani yerli yabancı arasında da o rekabeti ya da o seçme zorluğu ortaya geldi. Şey, muhtemelen rakibe göre o rotasyonda planlayacaklardır. Ama esasında çarşamba günü çok önemli bir sınav var. Sınav kimin? Takımın değil. Fenerbahçe tarafta. Çarşamba günkü maçta eğer Altay geçecekse kaleye, Fenerbahçe taraftarı kalecisinin, geçen seneki kaptanın, belki de hala kaptan, sonuna kadar arkasında duracak mı? Büyük bir sınava girecekler. Yani bu oyuncuyu bir sezondur öyle bir linç dediler ki oyuncu kendine kulübü aramak durumunda kaldı şu anki ortama baktığın zaman. Yöneticiyle konuşuyorsun, başkasıyla konuşuyorsun. İşte Livakovic transferine yönelmeleri bu yüzden. Yani biz Altay'ı yöneteceğiz. Adam 4 maç, 5 maç iyi oynayacak. Bir hatalı gol, bir şey yiyecek. Bu taraftar gene aleyhine dönecek. Çocuğun bu sefer ritmi kaybolacak. Hep o endişe var. Eğer bu endişenin yok olmasını istiyorlarsa sadece Altay'a değil, sahaya o formayla çıkan her futbolcuya sahip çıkmaları lazım. Sevgi göstermeleri lazım. Destek olmaları lazım. Çünkü tartışabiliriz bu. İyidir, kötüdür. Beğenirsin, beğenmezsin. Hepimizin görüşü vardır. Ben derim ki bu adamı itmana bile çıkarmam. Mahmut abi der ki adam Manchester United'da oynayacak kalitede. Yani futbol bu yüzden güzel. Görecedir çünkü. Herkesin fikri olur. Değerlendirmeler. Ama taraftarlık böyle değildir. Taraftar yenilsen de yensen de diyorsa o tribüne çıkıp bunu icraatıyla da gösterecek. Ve Fenerbahçe taraftarı işte o şampiyonsuz geçen yıllardaki öfkesi, sabırsızlığı, kabuk bağlayan yaraları nedeniyle bu tip durumlara çok açık. Geçtiğimiz sezonlarda da o tuzağa düştüler. Şimdi de düşüyorlar. Altay'la ilgili atılan tweetlerin, yani insanları böyle düşündüren tweetlerin en az yarısının troll tweet olduğunu, insanları o yana, o dereye çekmek adına yapıldığını düşünüyorum. Oyuna gelmesinler. Burada Mustafa oturuyordu bizim. Aykut, Göksu. Hı hı. Kulakları çınlasın. Programda şeyi tartışmaya başladık. Mahmut abi. Erol Bulut'u. Ligin bitmesine var 20 maç. Fenerbahçe ikinci, liderler arasında 2 puan var. Görevine son verilecek mi, verilmeyecek mi diye Robert tartışıyoruz. Dedim Mustafa, bunu niye tartışıyoruz? Yani ortada bir başarısızlık yok, süren bir lig var. Genelde yaptığımız Takımda şey yok, program yok. Abi dedi, herkes bunu konuşuyor. İşte sen de oyuna geliyorsun o zaman. Yani daha doğrusu biz de oyuna geliyoruz o zaman burada. Sosyal medya onu konuşuyor diye. Sosyal medya bir algı tuzağı. Mesela Cesus hatırla abi, bir basın toplantısından sonra sert bir konuşma yaptı. Tabii taraftara. Ya adam haklı, bir tane kalecisi var. Ona yapılmış o hareketi kendime sayarım. Kendime sayarım. Aynen. Yani ben Ali Bey bir örnek verdi, ben unutmuştum. Penaltı oldu. Tribünden Arda diye çağırdı. Serdar Dursun attı penaltıyı ki doğru soydu penaltıcı o. Skor 1-0 daha. Islıkladılar Serdar Dursun'u. Niye penaltı attın diye. Yani taraftan ruh halini. Geçen sene Konya maçı, yanlış hatırlamıyorsam 4-0 galip Fenerbahçe takımı. İrfan Can Kahveci'yi arayı marayı ıslıklıyorlar.
Yani Sevilla'yı eleyemediler ya. Taraftarın o gereksiz agresif tepkisi yüzünden. Tam böyle oyunu kurmuşlar. Rakibi çökertmişler. Mental olarak bitirmiş. Gol geliyor, geldim geliyorum diyor. Sahaya ellerine ne geçerse attılar. Yani rakipten. O nedenle çarşamba günü maça kim gidecekse bu oyuna gelmesin. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum buradan. Bu oyuna gelmeyin. Daha önce geldiniz, gene gelmeyin. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sahaya çıkan kaleci Altay olur, İrfan Can olur. O takımın kalecisidir. Bunlar genç çocuklar. Bunların önce sizin sevginize, sizin desteğinize ihtiyacı var. Ha, gider Fenerbahçe başka bir kaleci alır. Onunla devam edecektir yola. O zaman ne dersen de. Ama bugün yola bu oyuncularla devam edeceksen, onlar varsa takımda oynayan, o formaya giren, o terakıtan, tribünde olsun, sosyal medyada olsun, eleştirmek elbette olacaktır ama bu kadar linçlemek, bu kadar hakaret etmek, bu kadar küçümsemek kimseye yakışmıyor yani. Yani Gürcan abinin de mesajı net. Buradan Fenerbahçe taraftarına sesleniyor. Diyor ki Fenerbahçe taraftarlar lütfen oyuncunuza sahip çıkın. Dönem birlik dönemi diyor değil mi abi? Aynen. Söylemek aynen. İstediğin şey oydu tam olarak. Yapılan transferleri de son derece abi, yerinde. Şey mesela Ali Bey, Ali Koç Arda Güler'in gidişini açıklarken çok buruktu. Hatta seninle de konuştuk burada program yaptık. Adam kendi gitmek istedi. Hayır. Zeko'yu alıyor, Tadic'i alıyor, işte Simanski'yi alıyor. Mahmut abi söyledi, stoper. Yani iyi bir takım kurarken Arda'nın da orada olmasını istedi. O gücünü korumak istedi. Yani onunla birlikte yürümek istedi. Yoksa çocuk Real Madrid'e gidiyor. Kim gitme der ki? O formülü de sağlamış. İyi ki de gitti. Barcelona'ya. İyi ki de gitti. Barcelona'ya git. Bir sene de bizde kiralık oyunu o formülü de sağlamış. Ortamı da yaratmış. Kazan kazan formülünü. O nedenle o kadar İyi, buruktu. İyi ki de gitti. Bu kaostan kurtuldu. Ama şimdi, o başka bak, bir görüş tabii. Alt yazıya yazdı bizim şey Koray. Diyor ki ben şimdi bunu anlayamadım. Altay'ı protesto oyununa gelmeyin. Yani bir tribün protesto ediyor. Diğeri sahip mi çıkıyor? Onu anlamadım. Yoksa bir yerde herkes organize oluyor, belli bir grup Altay için mi geliyor? Abi zaten şu bu an... Bu bir oyun yani farklı yerden mi protesto ediyor? Yok abi onu anlamadım. Bak ben onu anlamadım. Sen gençken tribüncüydün değil mi? Giderdim tabii abi. Sen abi, Mahmut abi. Ben devamlı da hala giderim. Fenerbahçe'ye giderim. Üç kişi varsın, arkasından sen de bağırırsın. Gaza geliyorsun. Tamam mı? Bak, tribünde mantık yoktur. Tamam mı? Yani bu genç bir kaleci Altay. Kötü goller yedi mi? Yedi. Yedi kötü goller. Ama acayip kurtarışlar yaptı mı? Yaptı. Gürcan bir şey sorabilir miyim? Dünyanın en büyük takımı kim? City. Real Madrid. Ne City'si? Real Madrid. Kulübü. Çok yaşa. Real Madrid dünyanın en büyük. Bu en büyük dünyanın en büyük takımında ilk nereden sonra sakatlandıktan sonra kaleyi 17 yaşında Casillas aldı mı? Ne goller yedi? Dünyanın en büyük takımından mı bahsediyoruz? Kalecilik çok farklı bir meziyet. Farklı pozisyon hatalarınız oluyor. Neuer'de yaşıyorsun. Tuttuğu topu veriyor. Ayağına pas veriyor rakibe. Şimdi Fenerbahçe bu sezon, geçen sezon yapamadığı veyahut da uzun dönemde yapamadığı müdafasını çok iyi sağlam aldı. Burada çok fazla pozisyon vereceğini düşünmüyorum. En son Nefçi maçını izledin mi sen Fenerbahçe? 6'ın 2 tane mükemmel kurtarışı var mı? Kimden kaynaklandı bunlar? O geçen sezonki müdafadan kaynaklanmadı. Hiç karşı karşıya kalmadı bir kere. İşte onlardan kaynaklanmadı mı? Onların yaptığı hatalarla yedilen gol, ayağının altında. Bunları kaleciler ne yapacak? Onun için Fenerbahçe'nin kalecisini tartışmak biraz çok abes iştikal olacak. Şu olsa ben de katılırım. Yani Altay'ın yediği gollerin büyük bölümü senin dediğin gibi abi kalecinin gittiği yolla ilgili. Yani ne kadar tecrübe o kadar doğru karar kaleci için. Ama yetenekliyse. Altay yetenekli bir kaleci. Yetenekli tabii. Yeteneksiz olsa
Tamam mı? Derim ki gitsin yani, ne işi var? Yani bir gelişim. Altay'ın eksiği oynayacak, hataları yapacak, ders alacak ya, bir daha yapmayacak. İngiliz basında da çıktı ama bu çocuk. Herhalde gidiyor galiba Gürcan abi Altay'a. Abi bu ortam devam ederse gitmesi lazım. Niye sevgili Gürcan, şampiyon takımın kalecisi tartışıldı buralarda ya. Artık gitsin, bıraksın. Muştere'den söz ediyor. Kalecilerin refleksleri zayıfladı. Aynen. Bak baba. Levent büyük abi karagümrük maçı çıldırdı burada. Gözlerden ateşler çıkıyor. Tabii büyük takım kalecileri her zaman için bir sezonda 5 tane net maçı verirler. Onlara yazar. Bu sadece bize mahsus değil. Bizim kalecilerimize de var. Altay'ın kaleci fundamentali iyi. Bunu çocuğu yerin dibine sokmayalım. Kolay kolay yetişmiyor bunlar. Buralara gelmek kolay değil. Boy, refleks, reaksiyon, oyun görüşü. Biraz tamam ayaklarından sıkıntılar yaşadı. Kendine çok güvenmeden. Onu da kaleci antrenörlerine madem olmuyorsa kullan abi, uzun kullan. İlla ki kısa oynayacak değilsin. Yani transferlerde Fenerbahçe bu sezon en iyi yaptığı, bırak Zeko'yu Mekko'yu, en iyi yaptığı yer stoper attı. Şu, tabanca gibi stoper attı. Şu bir mesele var, onu konuşalım abi. Fenerbahçe konuşuruz. Sainz meselesi. Gittikten sonra Furt Mercato'ya yaptığı açıklamalar. Biraz tabii burada Sainz'ın bu açıklamaları çok çarpıcı geldi. Yani bir girelim haberi, sonra Sainz'ı konuşalım. Şimdi burada objektif olalım sevgili seyircilerimiz. Ne Sainz'ın avukatıyız, ne Şenol Hoca, ne Beşiktaş Kulübü'nün ne de temsilcileriyiz, ne de basın iletişim sorumlularıyız. Ama ve lakin şunu bir vurgulayalım. Sainz devre arasında Şenol Hoca'ya ve Ceyhun Bey'e şunu söyledi mi? Ben ayrılıyorum, İngiltere'ye gideceğim, anlaşacağım dedi mi demedi mi? Bunu bir açıklasın Sainz. 2. Şenol Hoca'ya antrenmanda geldiğinde şunu söylemiş. Hocam af buyurun, ben devre arası gideceğim, İngiltere ile anlaştım. Bu durumda yerime oyuncu alabilirsiniz. Gidip Şenol Hoca Koli'yi aldırttı mı aldırttırmadı mı? Son 3 gün kala yeniden Ümraniye'ye gelip anlaşamadım hocam, özür dilerim, ben tekrar geri döndüm dedi mi demedi mi Sainz? Şimdi kalkıp da El Sadat'a gittikten sonra insanların arkasından koskoca bir teknik adamı ve veya bir Beşiktaş camiasını bu kadar töhmet altına bırakmak çok doğru gelmedi. Çünkü Şenol Hoca sen gidiyorsun diye stoper transferi yaptı. Koli'yi getirdiler Ceyhun Bey'le, Kazancı ile beraber. Bu konuyu konuşacağız. Biraz sanki Sainz etik dışı davranmıştır. Bu konuyla alakalı Gürcan abimle, sevgili Mahmut abime soracağım. Yani karala git, biraz etik olmadı. Peki, Wilfried Zaha artık resmen Galatasaray'da açıklama var, geldi. Ben burada etik dışı bir şey görmedim. Sen öyle anladın ama ben anlamadım. Soracağım sana. Yani soracağız. Yani 3 yıllık para verili mi? Verilecek ücret Koray? Kaç para olduğuna söyle. Dur. 2 milyon 330 bin imza ücreti. Evet. 3 yıllık, yıllık 4 milyon 350 bin euro yıllık garanti ücret. 2,5 imza parası, 4,5 da yıllık para. 3 yıla, 4,5 yıl, 4,5, 2,5 da imza parası abi. 6,5. Çok makul bu şimdi, yani makulün de aşağısında bir para. Nelere paralar veriyor? Tekrar edeyim. İmza parası 2,5. 4,5, 4,5, 4,5. Her sene o 2,5'ü alır. İmzada alıyor mu? Alır. Alsın, fark etmez ki. O imza biz burada bir... Yani senelik 6,5. Neyse 7, neyse. O civarda parayı denk geliyor. Peki. Yani makul bir rakam. Yani çok kısa şey soracağım. Daha ucuz alamazsın zaten. Şeyi soracağım sana. Kaç? Oo, 15 milyon 2, 3 yıllık her şey dahil 15 milyon 300 bin euro. 3 yıl. Evet abi. Komple. 5.1'e geliyor senede. Evet, yani normal, makul bir rakam. Çok abartılacak. Bence de normal.
Normal bir rakam. Bence daha aşağı. Öyleyse ben normal, daha fazlasını tabii düşünüyordum. Yani daha öyleyse normal. Sen şeyi seyrettin mi? Hatay Hull City maçını seyrettin mi? Kısa gireceğim ama bir hemen bir şey söyleyeyim. Yok söyledim. Seyretmedim. Kaçırmışsın. Vallahi şimdi Gürcan abi. Orada Durmuşan diye, Ünal Durmuşan diye bir oyuncu vardı. 70 küsürde falan attılar. Union Berlin'den aldılar. Şimdi 19 yaşında falan bir oyuncu. Keşke kaçırmışsın, keşke izlesin. Bulurum belki, yakalarım. Bu. İzle. Gürcan abi, ben şu açıdan soruyorum. Bak bir kez daha vurgulayalım abi. Ne Mahmut abi, ne sen, ne ben Beşiktaş'ın temsilcisi değiliz. Başkanı değiliz. İletişimcisi değiliz. Bak, bana bir ters geldi baba abi. Baba bu açıklamada Beşiktaş aleyhine tek kelime yok. Abi ama bak. Ben tam Şenol Hoca'yı da. Bir saniye, ben kulüp. Şenol Hoca'yla anlaşamadım. Tamam mı? Şenol Hoca geldikten sonra. İzin istemiş abi. Abi bir saniye. İlk fire kim? Delali. Evet, onu doğru. Unutuyorsun. Şey gitti. Enkudu'yu gönderdi. Yok yok. Şenol Hoca'da önceki hoca kimdi? Valerian İsmail. Valerian İsmail gitti. Şenol Hoca geldi. Delali'nin bir antrenman şeyini seyrettim. İlk giden Delali'dir. Yani problem yaşayan. Hatta hoca demeçler verdi. Şenol Hoca. Almayı, grubun içine almaya çalışacağız ama gelmezse ne yapalım? Mealinde bazı demeçler verdi. Sayıs'taki esas olay nerede çıktı? Devre arası. Devre arasından önce ne vardı? Dünya Kupası. Sakat sakat oynadı mı? Nerede oynadı mı? Dünya Kupası'nda mı? Tabii, milli takımında. Oynadı, evet. Sakatlığı daha delileri gitti mi? Doğru. 20. dakikada oyundan aldılar mı? Sen hadi Şenol Güneş ol. Şampiyonluk düşünüyorsun, şey düşünüyorsun. Adam iki hafta sonra oynayabilecekken ligde 1,5 aylık sakatlıkla geldi sana. Tamam ama Gürcan abi. 6-7 maç. Yani. Ben gideceğim diye hocasına söylüyor. Bir saniye. Abi. Geldi. Şenol Hoca bir kere bunu toslamıştır. Bak söyleyeyim sana. İkincisi, söylediklerinden anladım. Devre arası diyor, yani Ocak ayında İngiltere'den teklif aldım diyor. Ama dediler ki bana diyor, vakit yok. Seni bırakamayız. Çünkü seni gönderip başka bir stoper alma için zamanımız yok diyor. Tam dediler. Benim bu da duyduğum tam tersi abi. Yok, öyle diyor sana. Hayır, konuşmasında öyle diyor. Öyle diyor. Sonra diyor gitti sol ayaklı stoper aldılar diyor. Ondan sonra da. Onun yerine nasıl yani, alacaklar abi? Hayır bana gitme. O da sol ayaklı. Bana gitme dedikleri halde gittiler sol ayaklı stoper aldılar. Yani beni gözden çıkarmışlardı. Mealinde konuşuyor. Ha senin dediğin gibi. Benim anladığım bu Sayıs'tan. Artık Sayıs gitti, öleceğim biteceğim mi? Öyle de bir durum yok. İyi bir kulübe gitti. Yolu açık olsun. Önemli bir oyuncudur. Ama Beşiktaş Roman Sayıs'tan istediği verimi alamadı. Roman Sayıs Beşiktaş'tan büyük bir isim değil. Değil Beşiktaş, tabii canım. Ama burada şu benim kulağıma geldi yani, abi. Yani Nelson yapsan öyle bir şeyi Galatasaray'da, tamam mı? Büyük kayıp değilim Nelson için. Çünkü müthiş bir sezon geçirdi. Nelson'un cezalı veya sakat olduğu maçların yani 3 maçsa ikisinde Galatasaray puan kaybetti. Bak onları söyle, şey yapalım. Belirtelim. Önemli bir yer var. Sayıs öyle bir iz bıraktı mı Allah aşkına? Söyleyin bana ya. Şimdi burada benim kafamı kurcalayan şey şu, Mahmut abiye sorayım. Belki Gürcan abi. Yalnız işin başka durumu daha var bak. Delali'yi saydık. Sayıs'ı saydık. Esas bugünün ama gündeminde Delali, şey var. Delali'ye fırsat verdi Ceyhun ya. Ceyhun Kazancı. O istifa etmiş abi. Yani. Başkana sunduğu. Ettiği söyleniyor. Sayıs da diyor ki iki kere istifa etti diyor. Ben oradayken diyor. Şey mi? Kazancı için mi? Evet. Yani Şenol Hoca şu an Beşiktaş'ta çok ciddi bir figür. Herhalde. Orada artık disiplin mi dersiniz, farklı bakış açısı mı dersiniz, ne dersiniz deyin. Gönderiyor abi. Tutmadı adamı, gönderiyor. Sayıs'tı, Delali'ydi. Ceyhun Kazancı'ydı. Ama bütün teknik şimdi, direktörler Mahmut, o şekildedir. Mahmut ya. Abicim ben sana sorayım. Ya da ben anlatamadım. Ya da Gürcan abi tam benim anlattığımı ucundan anladı. Çünkü ben şunu söylemek istiyorum. Bugünkü bir telefon konuşması ve yüz yüze görüştüğüm Beşiktaş'ın hakikaten nabzını elinde tutan bir abimiz, gazeteci diyor ki bana. Şimdi tamam diyor. Sayıs gitti.
Şenol Hoca'nın arkasından konuşmuştur, açıklamıştır. Veysel Beşiktaş bu konuyla alakalı bir açıklama yapar yapmaz onu bilir. Ama diyor ki bu gazeteci dostumuz, şimdi Saiz Dünya Kupası'ndan sonra geldi. Arada ayrılmak istediğini Ceyhun Bey'e söylüyor. Ceyhun Bey Şenol Hoca'ya söylüyor. Şenol Hoca da demiş ki tamam giderse o zaman yapacak bir şey yok. Bizim oyuncu almamız lazım. Biz ikinci yarıyı nasıl çıkartacağız stopersiz? Anlaşıldı diyor. Saiz gidecek. Hemen Beşiktaş Kole'yi getiriyor abi. Hı hı. Çünkü doğru, yapmak zorunda. Yani. Burası normal Beşiktaş. Normal reaksiyon tabii. Yani işte Saiz'in moraline göre hareket etmek zorunda değil ki. Ya da Saiz'in menajerinden gelecek haberi beklemek zorunda değil ki Beşiktaş hocası, taraftarı. Dolayısıyla Saiz burada istediği şartları oluşturamadığı için İngiltere'de, parada anlaşamadığı için İngiltere'de bavulla tekrar geliyor. Antrenmanı Ümraniye geliyor, diyor ki hocam ben anlaşamadım geldim. E şimdi bir çuval incir berbat oldu. Niye o zaman Şenol Hoca senin yerine stoper almamalı mıydı? Saiz'in yerine stoper almamalıydı Ceyhun Bey ya da başkan. Ya dediğin gibi ise yani bir şey söylemeye hakkı yoksa. Yok abi. Ama bu bir realite. Mesela Jorge Jesus, Arda Güler hikayesi. Oynatmadı. Yaşa abi. Oynatmadı. Çok yaşa. Ya onu... Yani en sonunda yönetim bindi, taraftar baskı yaptı. Oynatmak zorunda kaldı. Yani Arda Güler'in Real Madrid kararı almasında Ancelotti ile yaptığı görüşme bence etkili oldu. Bak yani şimdi... teknik direktör oyuncular üstünde çok önemli. Ha bak yani... ne diyor bak bizim Furkan Yıldız, bizim Beşiktaş muhabiri. Aykut abi bir lig maçı öncesinde, maçtan hemen önce soyunma odasına transfer görüşmesi yapıyor diyor. Yapmış. Ama yapar canım, ne olacak? Abi yapabilir mi canım? Ya yapar ya. Abi nasıl yapacak? Çıkar maçını oynar adam yani, o başka abi, bir şey. Hayır abi. Ama şimdi şey var. Menajeri prostör... yapabilir abi. Ha, menajeri yapmıştır zaten. Kendi onu yapmış abi. Onun da prosedürü var. Mükavelesi bitiyorsa 6 ay öncesinden falan görüşme hakkılarım var başka kulüpler. Ama sende öyle bir şartın yoksa nasıl görüşeceksin ki? Şey olarak yasak. Prosedür de yasak yani. Abi burada Şenol Hoca seversiniz sevmezsiniz. Ben Şenol Hoca'nın avukatı da değilim yani açıkçası. Ama... burada da bir haksızlık yani. Saiz şimdi biz haklının, abi, haksızın yanında. Abi, şöyle ben sözü söyleyeyim mi? Bu tarzdaki futbolcular, ismi hangi takım olursa olsun, hangi hoca olursa olsun, bunları çok yaşadık Avrupa'da da. Adam orada bir dikiş tutturmayacağını bilen de bir tane suçluyu buluyor kendisini atmak için. Kendisi suçlu. Burayı sen koskocaman Şenol Hoca, koskocaman Beşiktaş, Beşiktaş Kulübü'ne bir şey söyleyeyim mi? Ama yapılan kimidir Şenol Hoca? Şenol Hoca nerenin hocasıdır? Beşiktaş Kulübü'nün hocasıdır. Ona söylenen, ona yapılan bu olay aynı şekilde Beşiktaş Kulübü'ne söylenmiş şimdi, gibi karşılarsınız. Çünkü oranın meselesi, orada çalışıyorsunuz siz hoca olarak. Ben Gürcan abinin lafı nereye bağlayacağını çok iyi anladım. Gürcan abi demek istiyor ki bak kardeşim, Delali'yi kim getirdi? Ceyhun Kazancı. Masuaku gidecek dediler, son anda tuttu hoca. Muleka'yı istemediği söylendi, tuttu hoca. Saiz'i hiç istemedi geldiği günden beri, evet. Dikkatini çekelim. Valerian İsmail'den sonra gelen kimdi? Ceyhun Kazancı. Ceyhun Kazancı'nın adamı mıydı Saiz? O getirmedi mi? Evet. Saiz'in bu açıklamaları yapması gayet normal diyor Gürcan abi. Ama o şekilde bakamazsın oraya. Ama işte maalesef buraya geldi. Adam topçuysa nasıl yapacaksın onu? Hayır. Ben, sen nasıl düşünüyorsun? Senin adamın... Yani Ceyhun Kazancı getirdiği için Şenol Güneş oynatmıyor. Öyle bir oynatmıyor şey değil. Düşünmedim yani. Oynatmıyor değil abi. İstifa etmesi, hatta iki kez istifa etmesi Ceyhun Bey'in değil mi? Sen yani orada, baba orada bir dalgalanma olmuş. Ceyhun Bey... bu oyuncuları getirmişse, bir hukuk olmuşsa onlarla, elbette onların hukukunu korumak isteyecektir orada. Çünkü bir samimiyete giriyorsunuz. Ama siz koruyamazsınız ki hukukunu şimdi. O da bir yanlış şey. Hayır, hayır. O noktada Şenol Hoca ile de konuşmuştur. Şenol Hoca da oynatmayacağım demiştir. Son kararı o verir. Doğru söylüyor. Tamam mı? Yani... çocuk oyuncağı değil ki. Oradaki ekipte. Ama önemli olan, bak sportif direktörle teknik direktörün uyumlu çalışması lazım. Doğru. Birbirlerini anlamaları lazım. Elbette ki teknik direktör verecektir kararı. Ama mesela bilmiyorum yaşadım mı abi hiç. X bir oyuncu vardır. Dersin hocaya dersin ki bunu oynat. İşte devre arasında satacağız. Oynatmıyorum dememelidir. Dememeli. Teknik direktör.
İşte Ozan Almanya'ya giden Galatasaray'da. Kavak. Tarihi bir çıktı. Fatih Hoca 3 maç üst üste oynattı. Çok da kötü. İyi oynamadı oyuncu. 3 maç mı 4 maç sonra mı ne 11 milyon euroya sattı Galatasaray Ozan'ı. O zamana kadar Ozan takımda değil miydi? Bence ortam oluştu. Baktılar bir pazar var. Oyuncunun değerini arttırmak için, göz önüne getirmek için teknik direktör de o kurgunun içine girdi. Şimdi bu biraz çok çetefelli bir şey. İlk geldiğinde hoca biliyorsunuz toplantıda Virici Oyun Kazancı da vardı. Orada zaten ne dedi, fazla konuşmayacaksın, az iş mi yapacaksın, çok az konuşacaksın, az bir şey söyledi orada. Mesela madem öyle çalışamayacağını anladığın anda oradaki sevgili kardeşimiz de istifasını verebilirdi. Bu şartlarda ben çalışamayacağını. Çünkü biz de bak tekrar dün de konuştum burada. Biz de sportif direktörlük müessesesi yok. İşlemiyor. Hadi. Bu şekilde olacak bir şey değil. Ya şimdi Delay'den bahsettin. Delay hocanın oynatması gayet haklı. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Hiçbir şey vermedi. Sana bir şey daha sormak istiyorum hocam. Lütfen. Bu arada Zaha'nın fotoğraflarını da hazırlıyor sevgili arkadaşlarımız. İmza görüntülerini de vereceğiz. Şimdi mesela Saiz gidiyor ya. Hı hı. Bak mesela bizim şimdi Furkan Yıldız yazdı muhabir. Aykut abi diyor. Hiçbir takım arkadaşı güle güle Saiz yolun açık olsun demedi diyor. Vardır mutlaka bir şeyler vardır. Bu konuşması zaten kendini kurtarmak için yapılan bir konu. Hiç konuşma eyvallah teçek git arkasından niye suları bulandırıyorsun ki? Hmm. Zaten seni kimse anmaz ki. Bak Pepe'yi de hala Beşiktaş taraftarı konuşur. Hepimiz konuşuruz. Şampiyonlukları yaşattığı neler var. Seni ne konuşacak ya? Konuşulacak bir tarafın yok. Ha futbolculuğunu tartışırsa bana sorarsa pozisyon bilgisi, oyunculuğu iyi bir stoperdi ligimizde. Kayıp mıdır? Değildir. 30 tane bulursun o tarzda. Şu Şenol Güneş haberi de vardı değil mi Koray? Saiz'le alakalı. Saiz'in açıklaması değil. Şenol Hoca'nın. Tamam. Hazır mı Zaha'nın görüntüleri? Bu arada rakamla ilgili ne yapıyor? Toplam 15.3 mü Koray? 15.3. Ne diyor? Profesyonel futbolcu Zaha ile transfer konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330 imza, her bir futbol sezonu için net 4.350 euro sezonluk ücret ödenecektir. 4.350. Gürcan abi, bu tabii açıklama böyle. 3 yıllık bir kontrat. Zaha çok iyi oynar, müthiş işler çıkarır. Belki bakarsın değil mi abi? Yani para da kazandırabilir Galatasaray'a. O ikisinden bu... her zaman için öbür taraf şu Arap Baharı diyelim biz ona. Hı-hı. Oradaki o rüzgar her zaman senden ve bu tarzdaki oyuncuları alma şansına sahip Galatasaray. Verdiğinin çok fazla parasını çıkarabilir. Tabii tabii. Çünkü bilinen, dünya piyasasında bilinen oyuncular. İki tanesi bilinen oyuncu. Bunu da her zaman için oraya satabilirsin. Karın da olabilir. Çok yüksek miktarda karın da olabilir. Satabilirsin yani, olur. Ama şu rakamlara bakıyorsan ne oyuncular, ne tarzda bunların çeyreği etmeyecek oyunculara çok fazla paralar verildi. Ya böyle bir anlaşma bu oyuncu için çok... Hiçbir şey değil. Yani şu çok büyük bir transfer bu parayla. Emin ol. Büyük bir başarı. Gerçek başarı yani, bu Zaha'nı bu şartlarda hayır bitiriyorsan büyük bir başarı. Hayır, bazı şeyler biliyorsun. Sonra ardından onları bilmem. Reklamlara bize çıkıyor. Şöyle şu tamam, andaki tamam çıkan mı rakamlardan ya, biz yola çıkıyoruz. Forma satışından pay veriliyor falan filan. Artı bonus rakamlarla onlar gelişiyor, büyüyor. Bize yani şu anda sunulandan ben yola çıkıyorum. Tabii, beyan esastır. Bu tarzdaki aynen bir oyuncuyu bu rakamda bitiriyorsanız bence büyük bir transfer başarısı. Tabii beyan esastır yani. Büyük bir transfer başarısı. Bravo. Tebrik etmek lazım. Kim bu işi bitirdiyse Aykut. Başkanlı Erdem Bey. Ya Galatasaray Camii. Galatasaray yöneticisi. Siz de siz orada Galatasaray'ın çıkarlarını olacaksınız. Böyle oyuncuları Zaha bilinmeyen bir oyuncu değil ki. Paran varsa gidersin bitirirsin. Icardi bilinmeyen bir oyuncu mu? Zeko bilinmeyen bir oyuncu. Burada bu konuşuyor. Paran varsa gidiyor. Bunlara futbol sihirbazlığı falan denmez bunlara. Bilinen oyuncu, sen bunları ancak
Muhasebe sihirbazlığı. Muhasebe tabii or sihirbazlığı olacak. Para ekonomi sihirbazlığı. Bir de tabii takımların backgroundları çok önemli. Bulundukları konum çok önemli. Biraz evvel de konuşmuştuk ilk bölümde. Zaha'nın tabii abileri çok farklı bir büyük ağır abiler. Onların abileri gelmesinde de büyük rol oynamıştır. Hayırlı olsun hakikaten Galatasaray büyük. Her an arkadan Levent abi çıkacak diye bekliyorum abi. Sadece sevip görecek. Galatasaray büyük bir transfer yaptı. Emre orada bizim Emre. Bak şimdi Gürcan lafı çekiştiriyor bir tarafa. Büyük bir transfer yaptı. Doğru. Fenerbahçe büyük bir balık kaçırdı. Doğru. Bu gerçeği de söyleyelim. Tam sen öyle diyorsun. Zeko ile birlikte ne iş yapardı biliyor musun bunlar? Şimdi bak Icardi ile yapacaklar. Yaparlar inşallah yaparlar. Benim Allah'a var. İçimden geçmedi ya ne yapayım ya. E şimdi içinden geçiyor. Sen futbolculara bakacaksın abi. Yani şey bu içinden geçecek rakiplerin. Ya. Öyle bir oyuncu. E göreceğiz. Yani iyi oyuncu. Ama neden Fenerbahçe o kadar iki ay konuşsan git gel geliyor gelmiyor ediyor bir dönme neler döndü bilemeyiz tabii. O kulübün kendi intern olaylarıdır ama ben, bu kadar uğraşıp da 5 gün içinde Galatasaray'ın bu transferi bitirmesi hakikaten bu da transfer başarısı. Ben sana söyleyeyim mi? Yani iki kulüpte bir aydır en az uğraşıyorlar. Fenerbahçe daha fazla bir Galatasaray'ın öyle değil. Galatasaray'ın en fazla 10 gün sürmüş yok, işi. Yok. O kadar bir aylık falan değil. Onlar da var devrede. Şeyle, hocayla da gidilmiş, konuşulmuş. Hocayla birlikte. Onlar da var devrede. En az bir buçuk ay. Belki daha uzun süredir sürüyor bu transfer. İki kulüpte. Neyse, hayırlı olsun. Önemli olan transfer sakatsız. Transfer çalımı mıdır? Yani çalım diyorsanız çalımdır. Öteki Simanski'yi aldı. Bu da Zaha'yı aldı. Ona çalım bak diyorsun. Bak abi da Levent Tüzemen'i bağlattıracaksın bize. O da çalım. Hayır o da çalım. Bu da çalım. Ya Koray daha var vakti. Vakitin bitmesine daha var. Ne olur. Levent abimi bir bağlar mısın yayına? Ha, Levent abi arkadan çıkacak. Çünkü kesin izliyordur o. Levent Tüzemen'in arkasından konuştu tabii. Arkasından konuştu derken. Mübalağa yapıyorum. Latife diyorsun. Latife yani. Yapıyoruz. Çünkü ben bir transfer çalımı olup olmadığını Levent abiye sormak istiyorum Gürcan abicim. Gürcan abiye göre size göre transfer çalımıysa. Hayır, evet transfer çalımıdır. Szymański de Galatasaray'a atılmış bir çalımdır. Beyan esastır. O da iyi bak bütün söyledi. Yalnız ben sorusunu sevim Gürcan. Tabii kesinlikle gönlümüzden geçer. Yalnız hiç olmadı. Bunlar hepsi de eleniyorlar bu eyvah eyvah. Aman bombayı abi. Seyretse. Abi yapma kurban olayım. He? Ondan evet. Sonra anlarsan niye anlatırsan. Gerçi çeyreği bile etmez de rakiplerimiz. Ama işte kimseyi de küçük göremeyiz abi. Bak ne diyorum çeyreği bile etmez de yaşamadık mı yaşadık bunları. Yayının en başına dedi ki Gürcan abi. Dikkat et Zaha ve Bakan bu yok dedi yani onları yazmadılar. Niye yazabilirsin? Son 24 saatte yazıyorsun. Yok yok. Niye? Bir hafta kala vermek benim istedim. Bildiğim son yok, 24 son saatte var. Abicim. 24 saatte iki oyuncu yazabiliyorsun. Sen lisansını çıkardın mı yazıyorsun. UEFA'ya bildiriyorsun. Yazabiliyorsun abi. Yani Galatasaray bunu şimdi peki, Bakan Bey de Zaha'yı da yazabilir. İsterse. Yazsın o zaman abi. Ben ne bileyim abi onları bileceğiz. Onları da yazdı mı zaten orası eyvah eyvah. Levent abi tatildeymiş. Ben Levent abi stüdyoda Gürcan, Mahmut ve Aykut sen ol beraber konuşuruz dedi. Demek ki seninle bu polemiğe girmek istemiyorum. Aykut yani polemik şey değil bu kadar senelerden beri yayın yapıyoruz. Levent hiç yayına çıkmadık biliyor musun? Çıkmışlığın vardır ya. Hiç çıkmadık. Hiç çıkmadık. Hiç karşılıklı tamam. Gelmedik Levent'le. O zaman sizi alalım beraber. Nasip olmadı. İki Galatasaraylı oturtmuyor. Abi çok şanslısın. He tabii öyle. Yok ya biz çok Galatasaraylı kardeşlerimizle falan oturduk. Levent abi bu akşam bayağı bir yad ettik. Ya. Var mı? Transfer var mı Fener'e? Çok soru geliyor abi ya. Yapar mı? Yapacak mı transfer? Orta sahayı yapacaklar. Orta sahayı değil mi? Şeye göre. Gidecek oyunculara göre. Dur bakalım önce. Zalai gitti. Gitmesini. Zalai gitti şimdi. Hoffenheim'e gitti değil mi? Aha, evet abi. Şimdi Crespo önümüzdeki sene bitiyor. Diyorlar ki ona ya imzala ya git. Mesela Crespo gidebilir. Hepimizin Kozmos'tan istediği bir şey var. Zaha'yı transferinin duyurduğu video gelmiş. İzleyelim Galatasaray nasıl duyurmuş. Buyurun. O sunumu yapan meslektaşımız Sky Sport çalışan abi. Galatasaray kulübü de ona ulaşıyor ve güzel de bir sunum yaptırtmış kulüp. Çok da sempatik olmuş hakikaten. Orada Zaha stadı görüyor, bakıyor böyle bir anlıyor değil mi hocam yani stadın atmosferini. Diyor ki tamam biz abi doğru yolda müthiş bir yere geldik.
Yani. Abi İstanbul'a geliyorsun ya. Yok yani içeride Galatasaray iyi bir takım. O taraftar oynatıyor abi. Zorla oynatıyor oyuncuları. Orada diyor ki bir de. Ne sadece diyor Koray? Oranın boş hali bile ürpertici. Boş halinde bir git görmektesin. Dolu Ali Fener. Orada şey de Türk futbol tarihinin en fazla şampiyonluk kupası kazanan takımı Galatasaray demiş Zaha. Orada açıklaması da bu yönde. Müthiş. Yani stat abi boş haliyle tabii boş halde bile etkilendi. Vallahi bak. Yeni geldi tabii. Ne deseler inanıyor. Oo, ne demek abi? Evet. Bu vay sezon, Gürcan abi. Bu sezon hakikaten çok darbeli ve ofansif. Zaten ofansif oynamaya çalışıyordu da daha çok golcülerin konuşulacağı bir sezon. Bakalım kim daha fazla gol. Bilmiyorum. Zaha, kim fazla girecek ceza sahasına? Zaha golcüden ziyade şey takımı rakip sahaya çok hızlı taşıyamıyor. Yoksa zaten Angelino yani öyle, Boye öyle. Angelino öyle. İki kanatlar. Bunlar artık hücum diyelim. Hocam bunlar. Sen açık sağ önde kimi oynatıyorsun Galatasaray'da? Kim? Sağ önde. Herhalde büyük olasılıkla Zanyalı oynayacak. Eğer gelecek oyuncuya bağlı orta sahaya. Sol, Kerem ne olacak hocam? Şöyle olur. Zaha solda oynarsa, Kerem sağda oynarsa Zaniolo da Icardi'nin arkasında oynar. Ama şu anda santrofor olmadı deniliyor. Bakan bu geldi. Gene Zaniolo arkasında oynayabilir. Bakın tekrar söylüyorum. Mertens bu sezon çok fazla süre almazsa kimse şaşırmasın. Süre almazsa? Almazsa. Kimse şaşırmasın. Çünkü artık çok dinamik olmaya başladı. O söylediği bu. Orta sahadaki oyuncu alırlarsa da zaten Paradesi mi? Yani çok. Şimdi Fenerbahçe'nin bir tek o terze bir oyuncuya ihtiyacı var. Bakın o Zeko'ya, o dışarıdaki oynayan oyunculara bu terzdeki oyuncular top getirmesi lazım. Çünkü sende hepsi kovalayan oyuncu. Szymański hariç. Anlatabildim mi? Onun yanındaki oyuncuyu da çok iyi seçmen lazım. Çünkü hepsi koşuyor. Koş abi nereye kadar koş? Koş da. Orada o işlemler çok önemli. Çünkü Ryan'la oynarsan, Kent'le oynarsan çok süratli bir oyuncu. Çabuk oynamasını seven bir oyuncu. Sen onun arkasında Ferdi'yle oynarsan orayı başarılı gelirsin. Sol tarafta oynatırsan sol tarafta sol bek kim oynayacak? Perez'le mi oynayacaksın? Yani Fenerbahçe'de tabii hoca bunları çok iyi. Sen üçlü mü oynarsın arkada? Oynama şansın var mı? Hepsi oynuyor. Oynama aldın. Şansı yok üçlü. Efendim? Üçlü oynama şansı yok. Bakın en büyük sıkıntımız bu zaten. Buralarda takılıyoruz biz. Biz biraz değişikliği de hazır olmamız lazım oyuncularımızın. Senin aldığın stoperlerin hepsi sol üçlü oynamasını bilen stoper. Dörtlü oynamasını bilen stoperler. Abi üçlü oynamayacak onu söyleyeyim. Ya, tamam ya ben. 4-3-3 ve türevleri. Benim anlatmak istediğim Gürcan bunları oynayabilme kapasitesi var Fenerbahçe'de. Oyuncularını da var. Bir kere Beka sentral bek olarak göbekte oynuyor. Sağını Serdar'ı da koysan, Dijiku'yu da koysan, Perez'i de koysan kapatırsın burasını da uçurtma gibi yaparsın. Anlatabildim yani her türlü oynama şansına sahip İsmail Hoca ama tabii onun kendi yöntemi ne oynayacak? Dörtlü oynadığın zaman hangi stoperlerle oynayacak? Sol tarafa vakit Perez'i atacaksın veyahut da Ferdi'yi atacaksın orada kullanacaksın. Başka seçeneğin yok. Diğer Hollandalı'yı fazla tutmuyorlar galiba. Perez'de de şey oynarsa, Ryan oynarsa orası da çok hızlı bir abi şu, alan olur. Şu an Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi. Öyle gözüküyor. Yani sağ tarafta da muhtemelen. Beşiktaş mesela bakalım Beşiktaş ne yapacak? Neyle gelecek? Stoperlerini orta saha. Onlar da iki tane bir orta sahayı kapatırlarsa işte bahsettiğimiz isimler tarzında bulurlarsa sahada şey belli değil. Cezanın ne olacağı belli değil. Redmond'un eksini kapatmaları lazım. Onlar da bak ismi yani geçtiği için söyledim. Hep burada Fenerbahçe'yle de geçti o isim. Ki çok yakından tanıdığım birisi Ekambi. İsmi geçtiği söylüyorum. Başka çok var piyasada. Burada ismi geçmeyen oyuncu söylemek bize yakışmaz. Düşmez de zaten. Onlar yani ama ismi geçtiği için. Hangisi de alırsa alsın çok büyük bir ivme kazanırlar orada. Ekambi de aynı. Bir Zaha sana hareketleri getirir. Zaha tabii çok popüler olarak gözüküyor ama Ekambi de çok iyi bir oyuncu. O da ama ne var? Kamerun milli takımın oyuncusu bu sefer 7-8 tane birden gidecek Ocak ayında Afrika şampiyonasına. Beşiktaş'ın da o bir sıkıntısı var. Bütün çok fazla hocanın da sıkıntısı var. Zaha'nın röportajı gelmiş hocam izleyelim. Hı? Evet değerli seyircilerimiz işte bu Drogba da orada bahsediyor. Zaha için
zaten sen söyledin de hocam. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıyabilecek kalibrede bir oyuncu. Öyle de ama kendisi de açıklıyor zaten. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kalırsa. Düşün bak, o kadar oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne erişmemişsin. Oraya seviyeye gelmemişsin. İlk defa burada Galatasaray'da yakalayacaksın onu çıkarsan. Kazanık ki teminimiz bütün takımlarımızın istedikleri yerlere gelmesi. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bir de forma videosu var. Bana biraz şey geldi ya, çok kilo vermiş gibi geldi. Zaha'nın evet, forma. Şey, fit. O saçlardan da kaynaklanabilir. Olabilir. Çünkü kesmiş o rastaları. İzleyelim onu da. Evet, 14 numaralı formayı giyecek Wilfried Zaha. Formalar satışa çıktığında muhtemelen ciddi oranda bir satış olur. Icardi'yi soruyorlar ama Icardi konusunda da yani imza töreni olacak mı? Ne zaman olacak? Nasıl olacak? Geldiği zaman olacak artık onun imza töreni. Şu anda olmaz. Icardi ne zaman gelirse. Çünkü ailesiyle ilgili, eşinle ilgili. O hastalık ama iyiye gitti falan diye söyleniyor. Konuştuklarımızdan tabii bunu birebir konuşmuyorsun ki kendisini. Arjantin'deki konuşanlar, doktorunu aramadık sonuçta. Yani birebir konuşanlar daha iyi anlatırlar ama Icardi'nin süreci herhalde önümüzdeki zaten normalde bütün her şey gitmiş olsa ancak ikinci önelemeye düşünülen oydu yani. Planlama o şekildeydi. Bu ilk öneleme değil de ikinci öneleme de Icardi'nin kadroda olması. Ama şimdi uzun bir sürecek onun. Peki sezon başı hazırlığı da görmedi. Görmedi. O işte en büyük sıkıntıları çok kısa kalba şeyde gördü. Paris'te ilk derbi geçirdi. Ondan sonra bu olay başladı. Yanılmıyorsam Paris'te ilk hazırlık dönemini geçirdi. Ya yanlış bilgilenmediysem öyle bir şey var. O ikinci periyodu yakalamadı. Bak mesela bahsediyorsun. Biz Icardi'den konuşuyoruz, ondan bundan konuşuyoruz. Elinoğlu milyarlık adamı kadro dışı bırakıyor. Mbappe. Ne konuşuyoruz biz abi? Adam hiç gözünün yaşına bakmıyor. Profesyonellik böyle bir şey işte. Messi'yi de bıraktılar. Aynen böyle bir şey işte profesyonellik. Onlar mı doğru iş yapıyorlar, biz mi doğru iş yapıyoruz? Bunu bir ölçmemiz lazım. 300 milyon euroyu görünce ondan bıraktılar bence. Bilemem. Öyle bir rakam okudum. Ben. Bilemem. Sen de para kazanacaksın. Bonservis diye. Sen de para kazanacaksın. Bonservisi sende. Onlar Madrid ona bakmadılar. Alır mı? Hayır. Arabistan. Ya oraya gider adı gider mi bilmiyorum. Mbappe. Yani sanki oraya gidecek gibi. Madrid'de de santrofor yok. Şey, Benzema'nın yerini dolduramadılar. Daha tam. Yani hiç de belli olmaz abi yani. Hani eğer bu rakamlar verilecekse belki. İyi de bu da santrofor değil ki abi. Bu da forvet. Doğru yani. O santrofor da oynatıyorlar. Forvet işte. Forvet nedir? Bütün yer yerini kullanan oyuncudur. Orada da kullandırıyorlar onu. Yani böyle oyuncular zaten her zaman için faydalı size. Mesela şimdi bakan bu. Galatasaray için çok faydalı bir oyuncu. Sağda oynuyorsa, solda oynuyor, santrofor oynuyor. Bir yerde bir eksikliğin olduğu zaman atarsın. Oynayan oyuncu oralarının pozisyonlarını ne şekilde kullanacağını, nereye kaçacağını, nasıl dripting yapacağını, nerede buluşacağını bilen bir oyuncu olduğu için çok rahat ediyorsunuz. Hoca olarak çok rahat ediyorsunuz. Tabii canım. Birinci kimsenin Icardi kesin. Solda bir sakatlığın oldu, at bakalım bir oynasın orada. Sağda var, atarsın. Yani santroforda oldu, atarsın. Bu tarzda bir oyuncu her zaman için faydalıdır. Mbappe de o tarzda birisi. Zaten öyle birisi. Onu konuşamayız abi. Ama hiç bakmadılar gözün yaşına. Japonya'ya gittiler, götürmediler. Ceko kaç gol atar abi sana göre? 15 kesin. Hı? 15 kesin, fazlası var. Bence 20 geçer. Ben Ceko. İlk etapta 15 diyorum. 15 kesin de fazlası var. Penaltıları da atarsa... Yani 15 belki çok az söyledim. Senin dediğin gibi 20. Penaltıları atarsa 20'yi geçer. Valencia'yı yakalar mı mesela baktığında? Yakalar. Ama şeyi bağlı işte, o getirecek toplar. Ama arkasında Tadiç var abi. Yani bir santrafor için bulunmaz nimet şimdi yani. Şimdi ben söyleyeyim. O var. İkisi de 20 golü bulurlar. Tabii canım. Tadiç da atar. Atar tabii. Yani arkanda işte Real'de Mesut hepsine tıkır tıkır gol attırıyordu. Henry'i attırıyordu. Benzema'yı attırıyordu. Tadiş de golcü adamı. Tadiş de golcü adamı. Aynen, o da öyle bir oyuncu varsa. Oynuyor, açık ama oynuyor. Asistleri iyi. Açıkta oynuyor. Şimdi mesela Tadiş'i solda oynatacak. Büyük olasılıkta. Sağda Kemp de başlayacak. Öyle düşünüyoruz. Önde Zaha. Arkasında işte Szymanski. Bence 4-4-1-1 oynayacak abi. Tadiş'i arkaya koyarsa bak Alex, orada işte orada faydalı olur. Yani Alex de Fenerbahçe gibi oynayacaklar. Orada 4, faydalı 4, olur. 4-4-1. Tabii. 1-1. 4
4-1-1. Evet. Şeyin boşaltıcı alanları Tadiş girer ki oralarını çok kullanan bir oyuncu. Ayaksa da çok kullanıyordu. 4-4-1'in biri kim? Tadiş olur. Tadiş işte. Önde Zeko, arkasında Tadiş. O şekilde olur. Solda da işte Ryan Kent. Galatasaray ne yapacak hocam? Galatasaray iyi abi. Belli kadı. Oyun tarzı belli. Anelinho solda. Tabii. Sağda Boy. Tabii. Bardakçı Nelson. Aynen. Önlerinde Torreira. Torreira. Yanında. Onu bilmiyorsunuz. Gelecek işte. Oliveira. Mertens. Mertens. Berkan. Berkan bir de Levent abiye bir şey. Zaha. Sol ön. Evet. Hadi sağa Aktürkoğlu'nu koydun. İki tane yerli oldu şu anda abi. Ya hocam. Işte. Barış. Ya hocam. Zaha var, Zaniolo var. Barış'ı mı oynatır? Torreira Berkan mı yapar? Abi Avrupa'da sorun yok ama Türkiye'de... Bir tek şey oynar. Bak söyleyeyim sana orada. Bardakçı. Bardakçı Avrupa'da. Banko abi yani. Avrupa'da bir tek oynar. Bardakçı bilmiyorum. Kerem de yedek kalırsa sıkıntı son bir dakika. Eğer orada Zaniolo... Öyle mi abi? Olur abi. Bak Zaniolo, Zaha falan varken işte orasını da kullanacak. Gelecek orta saha elemanına bağlı. Ona göre de peki, daha kurguları konuşuruz. Mesela geçen sene Mertens sakatlandı, Raşisse'yi çekti. Raşisse'yi oynadı. Öyle. Belki de Mertens pozisyonunda oynatır Kerem. Gürcan abiye ve Mahmut hocama çok çok teşekkür ediyorum efendim. Transfer raporunu kapatıyoruz. Hoşçakalın.